Aks'ın sunduğu O Tarz mı başlıyor. Derdini otarzmi@gmail.com'a yollayanlar derman buluyor. Hanımlar beyler, Radyo Mega'da O Tarz mı başladı? Aksın mı sundu? Aksın sundu, evet. Vallahi. Yüzüncü evet. Program be. Nasıl keyifler arkadaşlar? Ağlasın. Merhabalar, Radyo Mega burası. O Tarz mı? Bendeniz Can Bonomo, İsmail Türküsev, Bengi Apak ve Can Sungur'la birlikte bir pazartesi akşamını daha neşelendirmeye bomboş muhabbetimizle. İsmail, gözlerin evet, parlıyor burada. Yine senin. Ne okuyorsun oradan? Twitter. Alo Can Bey. Twitter açayım dursun. Sungur Erken. Sungur kim bu? Babaannem mi? Babaannem mi? Kim bu? Sen seç. Babaannem yaşıyor, serbest. Alo İsmail. Ama öyle yaşamıyor. Katılıyorum şöyle bir abi. Şeyim var, çıkarımım var. Teoman Cinematic Universe'ı DC'den önce bulmuş abi. Nasıl yaptın? Nasıl Mehmet ya? Muhabbetlerim Teoman. Neden? Ne oldu? Teoman ne yapsana yine? Abi iki tane şarkısını fark ettim. Arasında bayağı bir yıl var. Tamam. Sen ama obsesif bir şekilde Teoman. İnanılmaz. Tamam. İnanılmaz. Bir tanesinde diyor ki bir kar tanesi kon dilimin ucuna. Oldu. Sonra arada yıllar var. Öteki şarkıda diyor ki bir kar tanesi tam da uçmuş tam dilimin ucuna konmuş. Bak sürekliliği görüyor musun? Uyduruyor musun? Anlamıyorum. Hayır hayır. Aç. Biri aç şey, mı? Aç dinle. Aç dinle. Ha gerçekten ikisi de tabii, tabii. Teoman şarkısı mı? Muhteşem bir şey ya gerçekten. Cinematic Universe Extended. Teoman. Evet. Yani Beatles'da da Eleanor Rigby Yellow Submarine şarkısını arkadan geçiyor. Ciddi olamazsın. Evet. Yani simit alıyor, bagel alıyor. Aynen bagel alıyor. Submarine'in girişinde. Bagelcıdan, sokaktaki bagelcıdan. Bagelim sıcak. Karaköy bagel'ı. Bengi. Efendim. Gülüm. Efendim. Nasılsın? İyiyim abi. Haftan nasıl geçti senin? İyi. Ama abi, yani ben her hafta bu soruyu soruyorum. Aynen. Bak nasıl hazırlanmışım? Nasıl hazırlanmışım? Helal olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Şakalar. Gel. Çıkarsın. Gel. Helal. Ne yaptın bu hafta? Çak yaptık. Evet. Evet. Bengi birisine bu hafta ne yaptığını danıştı. Bak. Ne yaptın? Stüdyoda inanılmaz olaylar oluyor şu an. Ne yaptın? Biz seni kurtaramayız bak. Ne yaptın? Spora gittim. Tamam. Bu hafta yediğin en güzel, bu hafta yediğin en güzel yemek neydi? Gördüklerin ben Yavuz'a baktım. Bu hafta yediğim en güzel yemek. Evet. Neydi? Son yediğim yemeği hatırlıyorum. Beraber demin beraber yediğimiz. Bengi hoş geldin programımıza. Annenden sen geldin. Anneme gittim. Tamam. Verdi pilavı. Sen azıcık şişmiştin zaten. Evet. Az biraz kilom var. Hem spor yapıyorum hem yiyorum. Ama çok güzel. Kapkalın oldum. Zaten spor niye yapacaksın başka? Öyle değil işte. Şişkoladım. Şişkolamazsın canım bir şey. Kavga eski bir tavrın var. Yani efendim. Yedim pilav yedim. Ne ama diyeyim? Ne pilav yedim. Tencere yemeği yedim. Tencere yemeği nedir ya? Tencere yemeği diye bir şey var abi. Tencere yemeği salçayı soğanı koydun mu içine ayak da koysan oluşan yemek. Ki paça diye başka bir yemek var. Ver salçayı. Ver soğanı. Tuz, karabiber, harç. Ver onları da ver. Ama içine geri kalan ne koyduğun musluk contası. Hiç mi? Kablo. Özellikle ne koysan olan yemek. Tan çıkmış olacak. Çünkü tencerede pişmesi ve salça uzun pişecek. Ağır ateşte uzun uzun pişecek. Yayla musluğu olacak. Organik musluk. Dağda kekik yiyor onlar. Kekik suyu akıtıyor bu musluklar diyecek. Sungur haftan nasıl geçti? Abi benim bu haftam geçmedi. Ben eski bıraktığınız yerdeyim birebir. Bir haftadır stüdyoda sizi bekliyorum. Hoş geldiniz. Ne güzel. Güzel çalıştık. O Tarz mı bir tavsiye programı sevgili dinleyiciler. otarzmi@gmail.com adresine yolladığınız soru ve sorunları burada naçizane işte dört arkadaş kafa patlatıp çözmeye çalışıyoruz. Bu hafta çok güzel sorularımız var. İsmail bir seçki hazırlamışsın e-mailimize gelen sorulardan. Evet. Aynı zamanda best of. Aynı zamanda bizleri Twitter'dan ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. İsmail size bir şeyler anlatacak şimdi bu konuda. Bizi aynı zamanda Twitter'dan ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. @otarzmiadresinden. Hashtag'imizi falan. Twitch var, YouTube var. Onların da reklamını yapın ya. Tamam yapın oğlum. Yap İsmail. Sponsorumuz var Ax. Ha Ax var evet. Ax'ı evet. Çok seviyoruz. Evet. İnşallah ne hiç sırtları yere gelmez. Evet. Senin olayın ne hashtag'iyle bize yazabilirsiniz her yerden. Aynı zamanda bu hafta ilk defa bir şey denedik. Kısa sorularınızı da Twitter üzerinden aldık. Onları da programın sonlarına doğru Twitter ve Instagram'dan aldık.
Yayının sonunda saplayacağız onları da. Ben oylamaya şunu açıyorum. Allah Allah, öyle bir oylamayı açma mı var ya? Açıyorum ya şu an. Ne demek? Anonim isim İsmail Adam moderatör. Anonim isimleri tamam. Konsept üzerinden vermeye geri dönmemiz üzerinden bir oylama açtım. Sapla. Kabul sapla. Edin. Evet. Sapladı. Sapla. Okey. O zaman saplandı. Bir tema da düşünmedim hızlıca. Star Wars geliyor bu hafta. Star Wars yemeklerinden, olsun. Ev yemeklerinden mi gitsek? Star Wars acaba? Geliyor bu hafta, Star Wars olsun. Tamam. Lütfen. Ama ben vakıf değilim. Yani nasıl vakıf? Star Wars'a da vakıf değilsin yani, çocuk da mı olmadı? Hayır, Obi-Wan falan tarzı mı Star Wars? Evet. Evet, ne olacak? Ne tarzı olacak abi? Ne tarzı olsun abi? Jar Jar. Rogue One'ı bilmiyorum. Rogue One'da karakterin ismini hiç kimse bilmiyor zaten. Evet. Şey, Çinli Ayıp dayı. Mı? Çinli dayı var. Karate Kid. Çinli 2 var. Çinli dayı diyeyim o zaman. Evet. Dur, erkek mi çünkü kadın mı? Adetendir. Ha, fark erkek, eder mi? Erkek. Çinli, Çinli dayı. Çinli dayı. Çinli dayı. Çinli dayı diyor ki, merhaba o tarzma ekibi. Benim sorunum bir arkadaşımla. İsmini de vermiş. İsmi de arkadaşın. BB-8. BB-8. BB-8 sevgisizlikten muzdarip. Can Sungur beyefendinin ayrıl dediğini duyar gibiyim. Bir yandan ama ne yaparsınız arkadaş işte derken bir yandan da lanet olsun çok böyle özür dilerim, arkadaş dağılıyorum. Böyle kafanıza göre bir uzmana danışmadan ayrılıp saplamayın. Allah muhafaza. Allah muhafaza, yanlış bir şeyden ayrılıp yanlış bir şey saplarsınız. Siz yine bize sorun. Çocuklar böyle olmaz. BB-8 evet. İle her oturduğumuzda kız sevgili kız diye ağlanıyor. Ona göre hormonal bir istek değil. Yaslanacağı bir omuz, oturup sohbet edeceği bir sevgili istiyor. Ama kendisi gezip tozmaktan çok bir yere tıkılmayı seven tiplerden. Kötü okudum ama anladınız. Yani kötü gezip tozmayı sevmiyor. Evet. Net boğa burcu. Evet. Kendince sevgili bulmaya çalışıyor ama ağır makineli tüfekle düşmanı tarar gibi yapıyor bunu. Yani rastgele hedeflere rastgele şekilde sıkıyor. Ne gelirse. A kişisine aynı yoğun ilgi ve aynı sözlerle yakınlaşıyor veya açılıyor. Olmadı mı hemen B kişisine aynı şeyler. Olmadı mı hemen C kişisine. Sıradan yürüyor kızlara. Kızlar ya anlayıp tepki koyuyorlar ya açılıyorlar tepki koyuyorlar. Ya bütün bu askıntı tavırları arkadaşla addedip bir şey yapmıyorlar ya da durumun ne olduğunu bilmelerine rağmen bir şey demiyorlar. Ve bu böyle sürüp gidiyor. İşin tuhaf taraflarından biri de arkadaşımın bu kızlara haremiymiş gibi davranması. Yani başka normal bir erkek arkadaşlarla konuştuklarında hesap soruyor. Kıyafetlerine karışıyor vesaire. Saf olanlar bunu arkadaşın arkadaşa olan kıskançlığına yoruyor. Akıllı olup gardını alanlar hemen cevabını veriyor. Buraya kadar anlıyorsunuz değil mi? Çünkü ben hiçbir şey anlamadım. Anladık bile bu çocuktan. Güzel okuyorsun onu anladık. Tamam. Biz bu çocuğun tırt olduğunu anladık bile. Bu arkadaşımla 3-5 defa uzun uzun konuştum ama nafile. Kendisinin uzattığı bir okulu var. Kilonun tetiklediği sağlık sorunları var. Ona öncelikle kendine dair olan bu sorunlarıyla uğraşması gerektiğini, kız mevzusuna da özel olduğunu düşündüğü bir kişiye gerçek isterle yönelmesi gerektiğini söyledim. Ama derslerine çalışmıyor. Sağlık sorunlarını önemsemiyor. Ona göre bu 6-7 kızın hepsi kendine göre özel. Örneğin kiminin kaşı güzel, kiminin burnu, kiminin hanım hanımcık gibi nokta nokta nokta. Ona göre hepsine karşı gerçek hisler besliyor. Benim tanıdığım ve uzun ha soru. Ayrıl. Benim tanıdığım ve belli bir samimiyet kurduğu hangi kız varsa hemen hemen hepsiyle aynı, durumu aynı. Diğerleri de birbirlerinin sevgilisi falan. Vaktiyle başka arkadaşlarınız orada. İyi değilim çocuklar. Ayrıl. Şey, kıvır kaldığın yeri okursun haftaya. Tamam. Çinli dayı, sen bu BB-8'den ayrıl, biz kurtulalım. Diğerleri de bir... Hayır, bu arkadaşı şişman ve sağlıksız ve birçok kıza yükseliyor. Hmm. Öte yandan o da diyor ki sen şişmansın. Senin sağlığın iyi değil. Önce sağlığına bak mı diyor. Ne diyor? Evet ama bir de şimdi söyle. Sonuna geçiyorum. Son paragrafı geçiyorum. Ha, geç. Şimdi söyleyin, bu adamla uğraşmaya değer mi? Ayrıl. Uzaklaşayım mı bu arkadaştan? Evetse nasıl ve ne kadar? Ya ne demek yani? Ona çevreden kötü bakıyorlar mıdır? Bilmiyorum. Arkadaşı olduğum için dışarıdan bana kötü bakıyorlar mıdır? Onu da bilmiyorum. Gerçi herkes meseleye benim kadar vakıf değil. Bu arkadaşa mutedil bir yol izlemesi için tavsiyeniz var mı? Ne? Panorama harem. Ilımlı. Gerçekten mutedil mi yazıyor orada? Mutedil. Mutedil ne ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu maili yazan çocuk çok kaliteli bir çocuk. Evet. Arkadaşı hiç değil. Derhal ayrılın. Sizi bayağı seviyorum ve Bengi hanımefendi oradaysa soruyu gerekli goy goy yaptıktan sonra ciddi cevaplamalar için teşvik etmelerini rica ediyorum. Bengi sana benim da bir görev düşünün. Evet, görev. Biz şimdi çok ciddi bir goy goya başlıyoruz şu anda. 9-11 nöbeti yazmışlar sana. Sen okey olduğun zaman bizi artık hani tamam bu goy goy yeter artık cevaplayın diye. Ne oldu? Peki. Ha. Herkesin manitası var. Kalabalık. He, güzel iş.
altın günü gibi dışarısı. Evet. İsmail. Efendim abi. Bir arkadaş düşün ki şişman, bir arkadaş düşün ki sağlıksız, bir arkadaş düşün ki 6-7 kıza birden yazılıyor. Hepsi onun için ayrı özel. Hepsi birinin... aynı arkadaş değilse düşünebiliyorum ben bunları tek evet, tek. Evet, kaşı güzel öbürünün de gözü güzel. Bu böyle olduğu zaman ne olur? İyi bir şey mi bu, değil mi? Ne yaparsın bu arkadaşını, nasıl yönlendirirsin? Of mu ne diyor? Buyursunlar. Niye alerjiniz mi var mikrofonu? Doğru söylüyor ana. Sevdiği bir huyu var mı? Bu arkadaşın sevdiği hiç bu huyundan bahsedilmemiş. Bu arkadaşa niye bu kadar bağlı? Yani neden niye görev gibi? Lan neden arkadaş bu adam? Ulan. Bu tamam tam tanıdık biri bu yani. Hani kötü biri. Babasının borcu varmış çocuğa gibi davranıyor. Yani ne yapayım ben bu çocuğu? Yani ama bir şey diyeceğim. Yapıştı kaldı. Bir şey diyeceğim. Sen öyle dersen. O öyle derse, o öyle derse bu çocuk nasıl onu kurtulur? Çok uzatacaksın. Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Çok uzatacaktım. Evet. Baktım yüzüne, kıyamadım. Ha yok be, isterdim ha? De ya, biliyor musun? Harbi mi? Evet, çok güzeldim. Anlayamıyorum bazen seni. Evet evet. Yani, poker face. ya şöyle bir durum var. Bu çocuk niye arkadaşın? O zaten Bengi'nin hemen söylediği şeyi hızlıca kendi düşünmüş gibi evet, tekrarladım. Evet, ağır, ağır söyledim. Bunu da ağır söyleyince biraz daha şey muhtedir olurum diye düşündüm. Bu 6-7 kızdan hiçbirine ne, ben ne Sungur? Ne oldu? Ne oluyor? Ne oldu be? Ne yap? Ya ne oluyor? Sen açıklayamadın mı? Ha, ben söyleyeceğim. Ben soruyu anlattım. Çünkü ben sorunun büyük bir kısmını atladım. Çünkü ne çok diyor? Uzundu. Ne özetle ne diyor? Ya, ne yapayım abi, ben bu çocuğu tam mu diyor? Tam da Minder uygulaması ile alakalı bir yeri vardı. Atladım. Okuyayım orayı. Okuma. Oku. Ya ama bilmiyorum. Tamam. Bilemedim. Benim tanıdığım ve belli bir samimiyet kurduğu hangi kız varsa hemen hemen hepsiyle durum aynı. Diğerleri de birbirine sevgilisi falan. Vaktiyle başka arkadaşları zorla Minder uygulaması bile indirtmiş ama faydası olmamış. Tamam, mühim bir şey değil. Tamam, bir arkadaşım var. Kendine bakmadığı gibi eş de bulamıyor kendine. İnsanlar benimle ilgili ne düşünür bu kötü konuda? Kötü bir insan, şişman olmasının yanı sıra. Evet, ha, insanlar... Kendine hiç bakmıyor ama herkese salça oluyor gibi mi? Hayır, evet. Da değil. Yani ne değil? Vakıf olamıyor. Yani arkadaşlar çocuk algoritmik olarak kızlara yürüyor. Açmış evet. Facebook'u. Evet. Facebook'tan soyadına göre alfabetik sıralatmış. Böyle benim. Kadın mı? Lap 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 aynı mesajları yazıyor. Buna teknik toplu mesaj olarak, atıyor, değil mi? Buna teknik olarak brute force deniyor. Hmm. Gerçekten. Forza Bruta mı peki? Yok. İngilizce. Forza Majeure. Neyse. Latince. Yani brute force ne abi? Brute force en ilkel şifre kırma metodu. Yani işte hani 1-1-1 yazarsın, 1-1-1-2 yazarsın. Anladın? Bir noktada kırarsın ya şifreyi saatler sonra. Abi bir noktada dedin ama yani... Ömür de alabilir. Yani rakamların sonsuz olduğunu düşünüyorum. Tamam, çocuğun yazdığı da bu. Diyor ki yani benim elimde öyle bir çocuk var ki diyor. Brute force'la manita yapmaya çalışıyor kendine diyor. Dünyadaki bütün kadınlara mesaj atarsam en sonunda biri düşecek herhalde diyor. Bir peki bir dakika, çocuğun kaygısı şu mu? Bizim çocuğun kaygısı. Bizim çocuğun kaygısı kötü. Ben de kötü mü görünürüm diyor. Yani arkadaşın evet. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Aynen diye. Öyle. Ezik bir tane arkadaşım var benim. Ben ne kadar ben uzaklaşmalı mıyım bu çocuktan? Uzaklaşacaksam ne kadar uzaklaşmalı? Hayır, uzaklaş deyince çok mu bariz oluyor cevabımız? Nasıl yani? Uzaklaş çünkü. Uzaklaş. Hayır, hayır da... uzaklaşmasa da çocuğu bağlamaz ki o çocuğun tutumu. Hayır bir de yani... Her koyun kendi mi bacağında? Gibi. Ya bu yazan arkadaş da çok Bengi süper teyzeniz, ya insan mı içinde? Bu gece de sizinle. Ya bence başka evet, muhtedir mi muktedir mi öyle bir kelime kullandı o çocuk çünkü. Ne oldu çok iyi ya, biliyordun o kelimenin hatırına bir cevap verelim lütfen. Yo. Kaliteli biri dedin bu kelimeyi biliyorsa. Ya benim bilmediğim kelime biliyor. Demek ki kaliteli biri. Aa tamam. Benim bilmediğim bana kalite biliyor. Bana bir harf öğretmeni. Senin de kafan karışıkmış kusura bakma. Yo. Benim bilmediğim kelime bilen insan çok az abi. Twitter'da İsmail Türk'ü sevme hesabını alan arkadaş bana ulaşabilir mi sonra? Ne diyorsun yani? Bu arada Twitter'ımıza bir dadanma olmuş yine. Şu an yönetmenim kulağıma fısıldıyor. Ne oluyor? Kurt köpek dadanmış Twitter'ımıza. Öyle koşuyorlar. Havlayanlar var, uluyanlar bana var. Bana bir şey söyletemezsin abi bu hafta. Anladım. İsmail aman ha! Yok, hayır hayır. Ha. Adana gördün mü geçiyorum. Tamam tamam. Ya Adana'da... Ya ulan sen yapma bari be. Alo. Ya diyor ki mesela biri... obsesif... Alo. Three person. Diyor ki Türkiye'li tweetleri niye okumuyor? Acaba neden okumuyor? Alo. Çünkü... Ha buyursunlar. Adana ile ilgili ileri geri... Öyle... Estağfurullah abi. Bir buçuk kebap attığımızda. Yanlış olduk. Aşk olsun biz sadece kebap mıyız İsmail Bey? Siz koskoca bir ili, bir medeniyetlerin beşiği olmuş bunca sen bunca zengin tarihi. Ben Adana olarak bağlanıyorum evet. Ya Bengi Hanım. Sen şive mi yapıyorsun? Şive dediği de sesini kalınlaştırdı. Bengi Hanım siz koca bir ili,
bir grup insanın şivesiyle değerlendiremezsiniz. Biz Cumhuriyet'in başından beri bu ülkenin illerinden biriyiz. Duyar. Şiveyle indirgeyemezsiniz bizi. Şive duyarı mı Mezopotamya. Can Bey. Adanalıyım diye, Adana'yım diye şive olacağım zannettiniz değil mi? Utanın. Utanın ve kendinize bir dönüp bakın. Ha babam sınıfındaki o... Ahmet. Pürüpakçın, ha Ahmet. Senden, hepinizden iğreniyorum ben. Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürürüm. Kitap istiyor. Ben utanmam ha. Kitap istiyor. Neyse Adana olarak, ne? Adana olarak şey bizi sadece şalgamla, sadece kebapla, sus be. Sadece şiveyle indirgeyemezsiniz. Siz kimsiniz be? Abi şive yapamıyorum desene sen şunu. Yapsam yaparım. Ama yapmak istemiyorum. İnanılmaz çabuk çözüldü. O tarz mı konseyi oyluyorum. Bir sonraki soruyu okurken Can Sungur full şiveyle konuşacak. Nerenin şivesi ama? Karadeniz. Arada kahve verelim. Alo, beni kaynatmayın. Bir şey olsun ya. Beni kaynatmayın ha. Hiç de öyle bir şey demedim. Ya yapmak istediğin şey o. Hayır. Yapamadık. Ne münasebet ya? Ya ne münasebet? Ben üniversite mezunu bir şehirim yani burada. Evet. Değişik konuşuyorsun ama. Niye tuhaf böyle yapıyorum ben? Ama elitist kaygıların da var yine. Var, biraz var. Biraz var mı? Ben de bir yerlerin Paris'i olmak istiyorum yani. Çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Siz bunu küçümseyemezsiniz. Allah elini versin. Bu çocuğa ne diyelim? Şeye, Çinli dayıya. Biz o işi dinledik. O öbürü sakat, Çinli dayı o çocuktan ayrılsın. Çinli dayı gelsin, biz burada onu bir yedirelim içirelim. Sen Adana'ya mı diyorsun? Buraya bana bir gelsin o. Çıkamadı rolden. Yok. Tamam, o zaman Çinli dayıya diyoruz ki arkadaşınla yol. Sana da. Sen de bir Adana söyle Adana. Kendine. Vay. Ben kapatayım mı? Lütfen. Tamam. İyi bakıyorsun kendine. Ama uzatma artık. Hoşçakal. Aha. Bu mu Adana'nın geldiği nokta? Adana'nın muhabbeti mi bu? Ha? Ben yani beni konuştur. Beni konuşturacaksın şimdi. İsmail hadi, var mı Çinli dayıya söylemek istediğin son bir şey? Öpüyoruz onu. Gözlerinden öpüyoruz. Hadi abi. Arkadaşı sensei miydi? Arkadaşı biraz League of Legends oynamayı azaltsın, böyle olmaz. Tamam, o zaman hepsi bu. Güzel. İyi. O zaman o tarz mı birazdan devam edecek? İçeri. Ahbab-ı tenasül. No. Zina masası. Maybe. Şefkat sineması. Yes. Şefim. What? Bunlar bizim olayımız. Peki senin olayın ne? Sorunu otarzmi@gmail.com'a yolla. Hep birlikte öğrenelim. O tarz mı? Her pazartesi 21'de Radyo Mega'da. Help me! Aks'ın sunduğu O Tarz mı devam ediyor. Aks'ın sunduğu O Tarz mı devam ediyor. Bu teaserları birazcık değiştirmek lazım. Çünkü ne gibi? Eko yapıyorum yani aslında her seferinde ve her bölüm böyle oluyor. Ondan ama sen orijinal bir şey üretemiyorsan biz ne yapabiliriz buna? Aks'ın sunduğu O Tarz mı kaldığı yerden ilerliyor. Ne oldu şimdi? Çoğu senin dinamik oldu. Şeyin. Ha? Dinamiyim ben. Yani orada bu sabit bir şey var. Bu sahnelerde tuhaf hareketler yapan Can Bonomo bizim sahnelerde sevdiğimiz. Sahnelerde tuhaf hareketler yapan gibi işte. Tuhaf hareketleri bir açabilir miyim? Hiçbir zaman olmadı. Ne gemi olan ben miyim? Ama gemi bir kere oldu ya. O da artık yazık. Ya, evet. Ha bir de üstüne gidiyoruz yani. Gibi diyor, evet. Siz yapıyorsunuz yani. Transformers. Gemi de olmadı, gemi alındı sahnede ve gemiye o bindi aslında. Kendi gemi olmadı bir de, biliyorsun değil mi? Abi sen niye savunuyorsun İlluminati çıkmalıyı? Geçen bir açtım çünkü tekrar... Oo oğlum bak ne yaptın? Tamam. Sonra bak bizim o kadar. Geçen bir açtım. Geçen bir açtım o gemi... Hayır ne yapacağım şimdi? Geçen açtım o gemi vakasını bir daha izledim ben. Bunun gemi olmuyor şey, abi. Şey dedim böyle... Arkadakiler gemi oluyor. Böyle şey... Pozisyon durdurdu. Evet. Tam olurken durdur şansı. Bono gemi olmuyor. Sahnedekiler gemi oluyor. Bono da diyor ki ulan adamlar gemi olmuş. Ayıp olmasın. Münferit bir olay yani. Ayıp olmasın ben bineyim. Yani bineyim gibi arkalarına geçip orada biraz el kol ediyor gibi. O yarışma Bakü'de miydi? Evet oğlum, inanılmaz saçma bir muhabbetiniz var şu an. Salak mısınız lan? Ya buradan nasıl döneriz? Aa gemi var, bineyim bari. Evet. Abi albüm çalışmalarım nasıl gidiyor? Albüm çalışmalarım, yeni klip çıkardım kardeşim, izlemedin onu da. İzledim, sana balonlar yaranman, var ormanda. Sana yaranman mümkün değil. Ormanda balon. Ben çok seviyorum abi seni var. Sen bilmiyorsun beni. Çok teşekkür ederim kardeşim. Wattpad kitabı gibi albüm klip olmuş. Çok severek izledim.
Vallahi. Balonlu orman. Çok teşekkür ederim. Star Wars bugün konseptimiz. Sizden gelen soruları Bengi Star Wars terimleri kullanarak cevaplıyor. Bugün gün içinde cevaplayamam. Gün içinde de çok geldi. Beşiktaş'ın kurası ile ilgili ne düşündüğümüzü veya ne yapmamız gerek diye sorular geldi. Bu sezon Beşiktaş bizi mahvetti abi. Ne yaptı öyle abi ya? Ne oldu abi? Hiç bilmiyorum. Hadi. Hadi gel. Gel üstüme. Beşiktaş iyi ya. Kötü değil. Beşiktaş mahvetti bizi bu sezon. Evet, biraz zorladı. Kim kimsiniz siz? Beşiktaş. Biziz arkadaşlar. Bize gönüllü vermişler derneği. Güzel. Evet. Kaç kuruluş derneği? 1915. Çünkü Beşiktaş'ın biraz oturması bekledik. Çünkü inanmadık tam Beşiktaş'a. Sallantıda gözüküyordu. Anladım. Hani dedik ha bak oldu. Tamam. Öyle kurduk. Güzel. Evet. İyi. Ne oldu? Bu zamana kadar çok iyi futbol muhabbetim var. Çok. Evet. Kanatlardan hı-hı pres yapılmadığı sürece de başarılı hı-hı olamayacak Beşiktaş. Ne diyorsun? Evet. Hemen iletiyorum Şenol Hoca'ya. Teşekkür ederim. Ben konuşuyorum kendisiyle zaten tamam, ama yine de sen iletebilirsin. Okey. Daha hızlı görür benimkini. Tamam. Seni bloklamış bildiğim alo kadarıyla. Alo. Alo. Oo, Şenol Hocam herhalde. Estağfurullah Şenol Hoca, ben hiç hayatımda bilmediğim için taklidini zerre yapamam. Sen direkt Beşiktaş olarak bağlandın galiba. Ben bağlandım şu an. Alo. Semtimiz okay. Efendim buyursunlar. Alo Can Bey. Evet. Biz radyo programlarına bağlanan tuhaf karakterler olarak... Evet, yarın... Ha onların da sendikası var. Bir sendika. Taksim Meydanı'nda yapacağımız işte. Bir dernek. Evet. Bir oluşum içerisinde. Bir şarkı söyleyebilirsiniz, sadece bir şarkı. Ne söyleyelim efendim, siz söyleyin. Dallaşma dur. Ya, yan olsun mu yan? 1 milyon olmuş. Senin yan şakan vardı. Bu klibi izledim ben, gayet düz gözüküyor falan. Hayır öyle bir şaka değil, hiç olmadı. Ne kadar kötü. Artık ben oldu. Asla yapmadım. Gerçekten, çok utandım. Gerçekten İsmail'i yapacak kadar kötü bir şaka. Yemin ederim benim Nasrettin Hoca gibi bir şey yaptınız arkadaşlar. Yani üstüme kalıyor şakalar. Abicim Nasrettin Hoca zamanında iyiymiş. Sen onları bugün yaptığın için olmuyor sende. Adam 800 yıl önce yapmış şakayı, koymuş kenara. Anlıyorum ama yani gerçekten o tarz bir mayalama olmadı. Mizahın yaşı yok diyorsun. Ben şakayı mayaladım. Ya sen daha ziyade sen daha ziyade işte ırk nasıl ırk mı ırk kadar seviyorsun ırk konusunda ne oldu hemen telefonunda önemli bir şey oldu senin. Çok beni toplantıya çağırdı anneanneden mesaj geldiyse. Bir erkek ismi rica ediyorum Star Wars evreninde. Obi-Wan diyor ki Obi-Wan Kenobi. Tamam, ben Obi-Wan diyorum lan, samimiyim. Sen ne bildin adını soyadını, sen bütününü oku. Obi-Wan Kenobi. Tamam. İşte ben Obi-Wan diyorum kendisine. Çünkü... Ne bu samimiyet arkadaşlar? Salak sen. Obi-Wan usta de bari. Sen benim Obi-Wan'la aramda geçenleri nereden bileceksin? Obi-Wan evet, usta de bari. Yani neden biraz... Kenobi diye bir babanın oğlu mu senin Obi-Wan? Obi-Wan Kenobi diyor ki... Aferin. Şeflerim, bıktım bu programdan. Şeflerim hepinize merhaba. Ben 25 yaşında sporcu bir adamım. Gelirimi genelde hep aynı banka hesabıma yatırıyorum. Bireysel bankacım da 35 yaşlarında hoş bir hanımefendi. Bu hanımefendi para yatırmaya gittiğim zaman... Hayır. Ne iş yapıyorsun? Öyle mi böyle mi diye sohbet açmaya başladı. Ben de anlattım, sohbet ilerledi. Bir gün... Kesin kredi satacak. Ya. Öğle arasında yemeğe gidelim dedi. Olur dedim. O. Neyse çıktık. Bir sus be salak. Sen niye canlı yayında? Manyak noktalama, noktalama gibi abi de. Dinliyorum oğlum ben. Reaksiyon videosu. YouTube'da. Evet. Sitcom efekti gibi. Neyse çıktık, bir oldu iki oldu. Yakınlaşmaya başladık ama kendinden hiç bahsetmiyor. İş ilerledi, biz şehir dışlarına tatillere falan gitmeye başladık. Bir gece olaylar iyice ilerledi. Tam tenasüle yol alırken hanımefendi bana deli deli gözlerle bakmaya başladı. Heyecanlandı sandım. Bir şey söyleyeceğim sana dedi. Ben de zaten bir an önce gelişmeye geçme kafasıyla dinliyorum dedim hemen. O odaklanmayı bilir misin? Evet. Dinliyorum. Dinliyorum. De bana... Ben evliyim. Kocamdan nefret ediyorum. Beni hamile bırakmak istiyor. Şimdi sen beni hamile bırakacaksın. Korunmayacağız. Çocuğum sana benzeyecek. Yap yoksa fotoğraflarımızı hemen kocama evliyim ben iletirim. Seni spor kulübüne gösteririm, işini bitiririm dedi. Kaç. Şoka girdim yemin ediyorum. Şoka girdim yemin ediyorum. İlk cümlede ünlem gibi ayrıl diyenler burada mı? Evet. Onlar mı? Beni mi deniyor acaba diye düşündüm. Yok bayağı ciddi. Bu deli yapmazsam hem meslek hayatımı bitirecek hem hiç haberim olmayan kocası
Beni ne yapacak acaba, kim bilir. Bir de cümle aleme rezil olacağım. Aşırı tepki vermedim, tamam dedim. Tenasül gerçekleşti. Oo. O seyahat bitti. Normal davrandım iyice sarmasın diye. Sonra telefon numaramı değiştirdim. Hesabımı başka bankaya geçirdim. Kardeşime vekalet verdim beni görmesin diye. Ama korkuyorum arkadaşlar, kafayı takıp söylediği şeyleri hala yapabilir. Beni bu çıkmazdan ne kurtarır? Hiçbir şey kardeşim, hiçbir şey. Anlamadım ben, bir dakika, tenasülü gerçekleştirdim dedin. Yani çocukları olacak yani. Yani belli değil canım, şans, ihtimal. Yani. O mercimeği fırına vermiş artık o. Bakacak yani, evet, onlar lavaboyu ciflemiş. Lavaboyu eti ne yapmış? Eti soslamış. Eti soslamış. İlla da marka söyleyecek ha. Aynı sana ne be? Sana ne be benim kişisel sponsorluklarım? Çok seviyorum. Hayır, bizi de gör diye söylüyorum, bir şey yok ama. Buradan bu da... Büyük seçim çok mi söylemiş? Çok özür dilerim ya. Kötü oldu bir dakika, bir şu gerilimi dağıtmak adına söylüyorum sadece. Ne gerilim can? Bilmiyorum. Konuşuyor mu? Çünkü hızlı konuşmam gerekiyor. Çünkü burası radyo. Kişisel bankacım var mı senin? Kişisel bankacım. Evet. Marka söyler. Ayı gibi söyler misin? Beni ne zannediyorsunuz ya? Hayır. Direkt söylüyorum. Siz işte bizim arkamızdan para kazanan bir adam. Yok. Ne yapacağım? Bütün bankaları zan altında bıraktın şu an. Kişisel bankacın var mı senin? Hayır, yok. Yani şubeye girdiğimde elimi sıkan adam diyorsun. Evet. Yok. Çözüm ortağın senin. Çözüm. He. Benim sorunum yok ki. Güzel. Senin var mısın bu? Ha, benim de yok. Yani 25 yaşında. Yani para benim için hiçbir problem olmadı hiçbir zaman. Bir spor hocası, 25 yaşında bir spor hocasının, yani bu insanlar. Benim var ha. Senin var mı? Ha, arıyor, ilgileniyor, halatır soruyor, sonra hemen. Elini mi sıkıyorsun bankaya gittiğin zaman? Şey satmaya çalışıyor. Saplıyor sonra, emeklilik gibi kredi satmaya çalışıyor. Evet. Çalışıyor. Tamam, velev ki bu insan. Aniden saplıyor, evet. Instant supplier. Yani pat bir anda supplier. Nasılsınız diyor, iyi misiniz diyor, iyiyim sağ olun falan diyorum. Sonra diyor ki bireysel emeklilik. Hay hak diyor. Ha, hemen diyor bireysel ya, emeklilik. Ya şeyi soracağım diyor. Çünkü bankaya yani gidiyoruz, evet. Ya bankadaki, evet. Bizim yani o şey siteyimiz ne kadar sürsün? 20 dakika. Yarım saat bankada dursan dersin ki bütün gün bankadaydım. Ya o date'ler o yarım saat içerisinde gerçekleşiyor. Ama o şöyle bir şey, bunu adam zaten yani, yani ne kadar az paran varsa o kadar az kalıyorsun bankada, o yüzden. Ha niye lan, hepsini tek tek bir yere mi yatırıyorlar? Hayır yani işte portföy yönetmek falan biraz daha uzun sürüyor. Onda portföy dedin, portföy diyecektin. Portföy dedik. Bengi ne oldu? Sen benim... Bengi sen kişisel bankacın ki? Benim buradan yok. Selam yollayalım. Evet, var aslında. Gördün mü? Selam. Gördün mü? Bak paralılar nasıl düşüyor birbirine. Bak. Zenginler. Benim yok lan. Nerede var? Ben de numarasını arayayım. Allah Allah. Ne güzel iş ya. Bak var işte. Ama benim hiç kimse elimi sıkmıyor bankaya girince. Çünkü o da bir o işin artısı gibi geldi. Bu yarım saatlik hızlandırılmış bu date'leri düşünelim. Bir tane sen 25 yaşında bir spor hocasısın. Bu neyin abbreviation yani? 20. Kaslısın yani kızarası. Evet. Kısacası. Okay. Desenize kaslı diye. Ben tabii onu bakıyorum. Ya oğlum, sen biraz alt metin okusana. Sen alt metin okumaktan körelmişsin, manyak. Ha. 25 yaşında sporcu bir adamım. Gelirimi genelde işte falan filan. Mancınık gibi bir adamım yani ben. Yani bu. Gerginim yani. Evet. Evet. Yani gitmiyorum bankaya da. İpimi koparsa şlap diye sıcağım gibi. Bu mu lan sporculuk? Mancınık o. Şey olmaz mı böyle fat tat diye atanlar var bir de. Arkaya esnemeli. Evet. Arkaya esnemeli. Fat tat tat. Öyle o tarz. Öyle olmaz mı? Ta. Evet. Ta. O zaman arkaya esneyip bu bankacısına. Evet. Hayır. Kurulup. Hayır, bu böyle bir şey olmuş. Falak diye böyle. Hayır, çünkü böyle bu sorular geldiği zaman orijin hikayesini merak ediyor insan. Hmm. Yani bu nasıl böyle oldu? Bu nasıl ya, böyle? Tamam işte zaten söylemiş ya çocuğu. Ya işte Star Wars anlat konseptimiz. Ya tam böyle bir deyde çıkıyor. Hadi be Allah aşkına. Bir yani, öğün yemeği yiyelim mi? Tamam, hadi yiyelim. Tamam, önce demiş ki bir yemek yiyelim mi? Ha, sizin yemişler. Yatırımları değerlendirelim sonra demiş. Sonra bayağı şehir dışına tatillere gidiliyor. Okey, bir olmuş, iki özür olmuş. Sonra evet şehir dışına tatile gitmiş. Sonra yatırım iyice. Hiç başına gelmiyor mu böyle şeyler senin ya? Hayır. Allah Allah, senin geliyor Allah mu? Allah. Evet. Senin mi geliyor? Olması bir şey değil lan. Normal ilişkiler arkadaşlar bunlar. Normal ilişkiler böyle olur insanlarla. Bankada... Banka olur. Bir date, iki date. Çaycı olur. Ne yatıracaktınız Can Bey? Esnaf olur, kırtasiye olur. Mevduatınız elinde. Ha, illa yatırım esprisi yapıldıysa hayda. Kalkalım. Tamam. Çünkü o yapılacaktı yani bir tane. Evet. Ya, yapıldı mı yatırım esprisi? Mevduat dedim. Mevduatın elinde anladım, olması falan. Mevduatımı elime aldım gittim. Aynen. Ne yatıracaktınız İsmail Bey? Yatırım masaya da bakalım ne yapabiliyoruz. Ben yatırım danışmanlığı almak istiyorum. Tamam, sağ mı yatırayım, sola mı yatırayım? Wow, okey.
bir şey. Kadın da demiş ki size 9 ay vadeli bir hesap açalım demiş. Oo. Bir de böyle yatın demiş. Burada peki dur bir dakika. Tamam hadi şimdi arkadaş yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada bir kere çok basic bir problem var. Çünkü evet. Tenasül gerçekleşmemeli. Gerçekleşmiş. Ya bir şey soracağım. Tenasül neden gerçekleşti? Evet. O da bir karar o, aşamasındaydı yani, çocuk. Kızım gitmişsiniz artık şehir dışına. Yani çocuk yol parası ödemiş. Sen bilmezsin bir erkeğin psikolojisini. Ben de çocuk buraya kadar gelmişim diyor. Şimdi kadın ama niyetini belli etmiş yani. Kadın. Demiş böyle böyle yapacağız ya, bu işi. Niyetini çoktan belli etmiş. Hayır bir dakika. Kadını kontrol kod söylüyor ne diye. Korkmuş çünkü. Bu teyze kim ya? Korkmuş. Bunu biliyordunuz. Şimdi şöyle ki kadının şimdi kod ediyorum. Ve şu oyunculuk atacağım. Ben evliyim. Kocamdan nefret ediyorum. Niye böyle? Beni hamile bırakmak istiyor. Şimdi sen beni hamile bırakacaksın. Ne yapıyorsun be? Böyle bir dakika. Hayır. Böyle bir şey yok. Niye lütfen, böyle? Lütfen niye çıkar böyle mısın? Yaptın? Çık dışarı. Sungur olur mu öyle? Yakışmadı. Yakışmadı. Daha, abi daha yapacağım. Veda yapacağım. Veda et. Daha iyi sen canım. Hayır, Rum ne oldu? Rum, ay Rum oldu. Estağfurullah, tamam, özür dilerim, tamam. Rum olmasın, tamam. Ama eski Türk filmi gibi düşündün o yüzden. Laz yap. Tamam. Ben evliyim. Koçak'tan nefret ederim. Bu neresi? Daha neler? O kadar kalamadı ki yuhalandım ve uğultu geldi. Hani uuu diye geldi. Tamam, bir daha yapıyorum. Bir daha yapıyorum Laz kadın. Yapıyorum. Ben evliyim. Koçak'tan nefret ederim. Beni hamile bırakmak istiyor. Şimdi sen beni hamile bırakacaksın. Korunmayacağım. Çok kötü ya. Korunmayacağım mı? Korunmayacağım. Tamam. Yalvarırım. Program bu kısmına hızlıca geçiyorum. Bana çünkü nasıl kurtulursun buradan biliyor musun? Bilmiyorum. Ben hemen yol veriyorum sana. Tamam. Şu iğrenç çocuk taklidim var ya bir tane. İsmail abi. Abi yapma o benim kriptonitim ya. İsmail abi. Beni hamile bırakacaksın falan yap böyle. İsmail abi sen hiç beğenmemişsin. Niye çocuğa? Bize iki tane çikolatalı yemiş mi? Bak kurtuldun hemen. Yuvalanmadan kurtardın hemen. Hamileyim. Ama yani. Çok kötü. Ve oldu kötü. Kendini imha etti. Yani, kalktı ve gitti gerçekten de artık bizde değil. Özür dilerim arkadaşlar. Evet. Sapla bakayım buraya diye. Son 15 dakikadır yayınımızda Can Bonomo'nun mikrofonunda başka bir insan oturuyordu. Onu gönderdik. Küçük bir şaka oldu stüdyoda şu anda. Can Bonomo geri geldi. Tuvalete evet. Kapatmışlardı Can Bonomo'yu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Abi hoş geldin. Nasılsın? Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Özledik seni. Neymiş soru ben... Herhalde koronavirüs. Tamam sen de ya. Tamam. Dur, gel abi bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Lütfen. Tavsiye ederim. Yani bitirdin çünkü kendini. Bitirdim. Çok kötü yaptın İsmail. Ama insan çok kötü oluyor. Yani şey gibi oldu. Ya bu ucun ucu yok. Ya böyle. Ya Ece sizi de aramış mı? Beni 4 kere çaldırmış. Şeye dön yani organize işleri de ya böyle adam dövülmez ki ya. İçinde. Yani bizi öldü artık ya böyle şive yapılmaz ki bunu. Tamam tavsiye hemen. Hiç top, bu şeyler olmamış gibi davranalım. Tok sesimle konuşuyor. Evet. Bütün bu rezalet diyorsun değil mi? Hiç yokmuş gibi. O tarz mı devam ediyor çocuklar. Tavsiye veriyorum. Bir konuğumuz var bugün. Bence tenasül gerçekleşmemeliydi. Doğrudur. Evet. Doğrudur. Ama tehdit etmiş. Ablam onu tehdit etmiş. Bono. Efendim. Tenasülün gerçekleşmesi için bir sebep var. Tehdit etmiş abla onu. Onlar tehdit etmiş abla evet. Onu. Yani abla demiş yani. Ama abla. Anlamadım. Abla bunu kameralara da çekmiş. Abla sapık. Galiba evet. Ama bu yasal mı çocuklar? Değil. Ya bunu polise götürebiliriz o zaman. Bunu ama polise götürene bir dakika sen kadar... evli kadınla tenasül etmişsin. Hadi artık... götür polise Allah aşkına İran götür. İran mı oğlum burası? Türkiye. Ne diyorsun be? Nasıl yani? Evli kadınla tenasül ettin. Ne yaptın? Aa. E hadi koş. Ben öyle biri değilim de. Yani bunun cezası yok. Efendim? Çocuklar.
var olsun. Ya Allah kahretsin. Sen ne ırz düşmanı bir adamsın ya. Ben size ne demişim de bana böyle. Tamam. Özür dileriz. Okay. Herkes birbirinden özür dilesin ve devam edelim. Güç bende. Tamam. Aldatmanın yasal bir yükümlülüğü yok burada. Nasıl? Yanlış mı? Bir dakika abi, sen de diyorsun. İnsanlar birbirlerini aldatıyorlar, manyak. Ceza. Ve bu legal mi? Hapse mi? Aa, manyak mısın sen? Evet. Hapse mi giriyorsun aldatınca? Ulan hapis mi tek ceza Türkiye'de? Bana bunu okur musun? Hapis idam, o kadar mı? Sesli oku. Hapse ortalar idam mı ediyorlar? Kim doğumu kırmanı isterim. Tuzak tweet. Tuzak tweet. Eren Ercan'ı tebrik ediyorum buradan. Evet. Yani bana da gerçekten Karadeniz şivesi yaptırdın. Evet. Döve döve yaptırdı Ercan sana bunu. Halbuki. Tamam. Sen yapma. Sen yapma. Tamam. Ama ne sevdi be. Coştum biraz ya. Özür dilerim çocuklar. Bono köpürdü demiş ayrı. Şimdi soruya dönüyorum ben. Buz gibi yapacağım ortalığı. Bizde bir laf vardır. Biz sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severiz. Tamam çocuğum. Tamam benim ki. Bravo. Tamam. Ahlaklısını severiz ama. Köpek sana mı kaldı? Böyledir ahlamı soruşturmak şimdi. Yapmış çocuk bir hataydı bir şeydi falan filan. Sana ne? Bir dakika be. Evli kadınla sevişmiş be. Bana ne? Ya bana ne oğlum? Sana soruyor. Ya seninle bir alakası tamam. Yok. Sen niye bize kızıyorsun? Ben de diyorum. Hay köpek. Nasıl evli bir kadınla falan diyecek. Ne? Bize ne? Tanımıyoruz etmiyoruz. Evet, bizde müşteri esastır bu arada. Tabii ya, bravo, müşteri esas. Biz evet. Bu adamı kurtaracağız şimdi. Avukatlık da böyle bir şey değil mi oğlum? Katilin de avukatı oluyorsun. Aşağı yukarı. Nasıl mantığım? Biraz daha yukarı bu arada. Yani. Ha, bayağı daha. Bu çok aşağı. Lazca'dan iyi yine. Tamam. Devam ediyorum. Tamam neyse bu koskoca böyle... Obi-Wan Kenobi'nin geldiği hale bak. Tamam, ben de diyorum ki burada yasal bir açık yok mu? Bu kadını polise verebilirsin ya. Bu adam, bu kadın benim çıplak fotoğraflarımı tamam şey yapmış, ama senin çıplak fotoğrafların yapıyor. Çıkmış olur yani. Versen adama ne, gülerler vermesen bana. Bu arada yani. Şantaj şey ya. Ne? Hukuki olarak. Ne? Sakat yani. Başkasının suç mu yani? Yatmaz değil, şantaj mı öyle? Karısını aldatan bir sene iki sene yatmaz. Şantaj yapan yatar. Öyle mi? Atıyorum tamamen de bence yani, yanlış mı? Senin şantaj. İnşallah hukuki süreçlerini düzgün bir insan yönetiyordur ya. Extortion abi. Olur mu? Şantaj yapıyorsun. Olamaz çocuklar. Niye kadar inandım? Ay birazcık beni dinlendirin ya. Bono'yu değiştir abi. Yedeği değiştirelim. Allah aşkına kendi ya. Kendi kendini yoruldu. Yedeği Jack Russell gibi koştu evet, yoruldu evet orada. Jack Russell kim? Köpek mi? Köpek. Benziyordu. Acıkmasan abla buradan yapacağım Jack, şimdi. Buradan Jack Russell'ları da tenzih ediyoruz. Şimdi o zaman kardeşim sen bu hanımefendiye vadeli işlem yatırmışsın. Evet. Yatırılmış o. Evet, korunmamışlar da. Tamam. Yani vadeyi de bozamazsın şu anda. Double entendre geliyor. Ama ne yapmışsın? Evet, ama Fox Major. Hesabını başka bankaya taşımışsın. Demişsin ben başka yerlere de yatırırım. Kardeşine de vekalet vermişsin. Evet. Burada en ciddi sıkıntı senin kardeşine vekalet vermiş. Ne diyorsun lan? Evet abi. Kardeşe neden? Vekalet ne? Vermiş. Vermiş. Evet. Bankada. İnsan kendisi gitmesin bankaya. Ha vekalet ya. Ver. Tabii. Ha. Bu sefer kardeşin de aynı tuzağa düşecek. Kardeşin de yatırabilir. Oraya mevzuat. Sen ne anladın ki vekalet vermek diyorum ben deminden beri. Bilmiyorum bunu. Ya ben çok nasıl kötü oldum. Nasıl fena oldunuz siz? Çok kötü oldum. Neyse kardeşine vekalet vermesin. En büyük hatan o senin. Çünkü kardeşim bu vekaleti sonsuza dek sömürecek. Neden gülüyorsunuz? Kardeşin artık, aynı yollara girecek. Senin artık yok canım ayrı yollara girmeyecek. Gidecek senin hesabından ilmek ilmek her ay bin lira iki bin lira yıkayacak. Bu kadın böyle bir şey fatalse şimdi bu çocuk 25 yaşındaysa bunun kardeşi olsun 22 yaşında. 25 yaşında çocuğu kandırıyorsa 22 dakika, de kandırır. Kadın şey mi diyecek? Sen kardeşinden vekaleti almışsın artık sen yatıracaksın. Yasun mu diyecek? Artık sen yatıracaksın. Ama bu Çinli. Evet. Sen çok evet, Karadeniz'den evet, Çinli. Evet, beğenemedim. Sungur sen tek çocuk. Manyak global bir. O yüzden bu güvensiz. Ben seni karşıma güzel alamam. Evet. Bunu anladım. Abi. Yapmıyorsun. Tamam. Böyle bir program mı oldu? Herkes matisini alınca. Sungur'un güvenmemesi normal. Tek çocuk çünkü kendisi. Evet. Ben de öyleyim ama o yani kardeşi yapmaz öyle bir şey herhalde. Kardeşi ne yapmasın? Onun yerine parasını çeker mi gidip? Hayır ben bilmiyorum bankada vekalet nasıl çalışıyor. Nasıl be paramı aldın yani o zaman. Evet vekalet şey oluyor. Tamam banka vekalet yok canım vekaletim. Vekalet. Atıyorum cinsiz evet. Vekalet var. Yani yatırabiliyor tek... çekemiyor falan öyle dolar şeyler var. Yatırma ben vekaletini mi vermiş sadece? Oo, adamım geldi anlat. Kazım vekalet 101. Kazım abin de alsın.
Yapıştır abi. Vekalet. Vekalet nedir abi? Anlat. Vekalet abi, neye vekalet? Genel vekalet Hacık var. Özel vekalet var. Güzel. Hacık yak. Genel vekalet var. Özel vekalet var. Arkadaşlar biliyorsunuz evet, stüdyomuzda genel bizim vekalet noter var, oluyor. Özel vekalet var. Şöyle, Bono'nun bendeki vekaletleriyle ev alırım, araba alırım Bono'nun adına. Hmm. Bono'yu bir dünya borca sokabilirim. Hmm, evet. Bunların hepsinin vekaleti ne? Tamam. Tamam aldık Yazım abi yayına. Sen rahat mısın? Şey Yazım abi. Görüşelim yayından sonra. Gazım abinin aksine yastık koyu. Evet. Yıllardır vekaletleri veriyor bu ne olduğunu sormadan belli ki. Gazım abi ikinci yalıyı aldı. Bizimki sürünüyor hala. 2017 Aralık ayında şunu fark etti. Ha vekalet o mu? Gazım abi bir de bir 50 atsana bir taksiyle döneceğim. Evet. Bu arkadaşa tavsiye... Bu arkadaş ne sordu en son? Diyor ki... Ne yapalım? Ben bu işinden... Yani bir kadın bana şantaj yapıyor. Bebek yapmak istiyor benden. Bebek daha yakışıklı ve kaslı olsun diye. Bu arada tenasürün gerçekleşmesi çok kötü. Yani çünkü kadın şey de diyebilir. Bana zorla ilişkide bulundu da diyebilirler. Tenasül gerçekleşmemeliydi. Bu çocuk abi ne? Nasıl yumuşatacağım bilemiyorum. Kesinlikle benim başından beri oradayım. Biz bu çocuğu kurtaramayız. Kurtarırız. Nasıl? Kurtar Sungur. Adını değiştirip başka bir eyalete taşın. Fatma Green programı değil miydi? Wow. Olmadı mı? Hayır Müge Anlı'nınmış. Yetiş Fato vardı. Olmadı mı? Yetiş Fato. Yetiş. Ha? Söz Fato. Yetiş bacım, yetiş bacım. Koş Fato. Koş Fato. Ram Fato Ram. Ram Fato Ram. Oo, iyi. Çocuğu kurtarırız. Şöyle yapsın çocuk. Nasıl yapsın? Bak dur sen gelmeden. Tamam. Başka bir cevap okuyorum. Whiskers diyor ki çok kadının yemeğine ertesi güne fat saymış çaktırmadan sorunu çözebilirmiş. Ben çok sert bir şey söylemeyecekmişim. Oh, yeah! Ama geçmiş artık. O yüzden. GG. Devam. GG. Buradan dönmez. Ya kadın hamile olup olmadığı belli değil ki. Değil. Dedi. Tamam. Tamam. Hayır. Kardeşim bir dakika. Ya ben kocasından daha gerçekten korkuyorum. Bir dakika dur. Tamam. Kadın diyor ki zaten. Sen beni hamile bırakacaksın dedi buna değil mi? Evet. Lütfen yapma. Sen bu tuzağı sürekli düşünüyorsun. Ereğli şurada. Birisi yapınca hemen abartıyorsun tamam mı? Düşmeyorum. Düşme tamam. Kadın dedi ki sen beni hamile bırakacaksın dedi. Demedi ki çocuğumu sen büyüteceksin. Ben evet, dedi kocam olacak heriften hamile kalmak istemiyorum. Çok çünkü, affedersiniz çünkü, kaliteli şey evet, istiyorum dedi. Daha güzel bir şeye benzesin diyor. Daha kaliteli bir tohumla ben dedi çiçeklerimi yedim. Wow kiralık tohum. Yeni Wattpad evet, romanımız. Yakında sizlerle. Hanımefendiler 21.46. Dur adam sorunu çözüyor. Adam boş, bu çözecek bir soru değil ki. Çok çözdüm ben. Gelirse, ne dediler çok söyle. Ya kadın çocuğun bebeği büyütmesini istemiyor. Adam çözmüş zaten kendi problemini. Onu fark etmesini sağlayalım ve salalım çocuğu. Ben kadın anlamadım, kovalamayacak çocuk ki seni zaten. Benim sorun değil. Bir şey olmaz diyor yani Sungur. Dedi ki yani kadın diyor ki ben senin tohumunu istiyordum aldım tohumu. Tamam. Teşekkür ederim. Peki ya almamışsa bir daha gelir mi kadın? Bir daha gelirse de bir daha beleş tenasül abi nedir sıkıntı? Oo. Kardeşine gelir. Bedava tenasül. Beleş tenasül. Demin ahlak dersi veriyordu bu adam. Şimdi beleş tenasül. Şimdi beleş tenasül falan diyor. Ooo kendisi tenasül. O tarz masrafa geri gelecek. Bütün sorunları çözen bir program düşün. Bütün dertlere derman olan bir program düşün. As a terrifying secret. İşte o. Bu program değil. Aks'ın sunduğu O Tarz mı? Her pazartesi Radyo Mega'da dertlere derman olmayı deniyor. Senin olayın ne? Öğrenmek için dinle. Who? What? Where? Hanımlar beyler Radyo Mega'da yeni saate girmemişiz bile ya. 5 dakika sessizlik. 21.55'i gösteriyor saatler. Tutmayalım da insanları. Abi gül bir kadar devam. Ben böyle ama hazırlanmıştım yeni saatte. Ne yapayım? Soruk. Nasıl yapayım? Tamam abi bir önceki saatten. Darth Vader. 5 dakika çevirelim bari. Darth Vader soruyor. Haftan nasıl geçti? Benim. Bir haftadır buradayım sizi bekliyorum işte. O şakayı yapma. Neler yaptım orada anlatayım mı? Anlatsana. Evet. Anlat. Anlat. Karın geldi biraz bahsetsene. Tabii. Ne oldu özel hayatın? Ne oldu? Özel hayatın. Burada didik didik edeceğiz. Ölü anneannesini konuşturuyorsun burada. Evet. Yo. Didik didik edeceğiz. Ama yani ölü anneanneyi konuşturabilirsem karımı da anlatırım. Hayır tamam okey. Tamam lan konuştur. Konuştur lan konuştur. Çünkü dinleyicilerimiz demeyecek mi? Allah Allah Can Sungur'un ne kadar neşesi yerinde. Hayırdır inşallah. Hiç değil ya. Ha.
Bu rol abi. Rol mü bu? Tabii. Ya bu bırak senin... ya böyle toplumun maskeleri. Radyo personel masken mi? Radyo personel aynen. Her gün her yerde farklı bir şapka takıyoruz hayatımızda. O zaman pop. Farklı maskeler takınıyoruz. Şapkanızı takmayı unutmayın çocuklar. Ne bileyim lan. İsmail eşin gelmeyin ne... oğlum üstüme. Tamam, İsmail eşin ne yaptı? İyi ya, orada içeride. Orada mı? Aa, benimki de oradaymış. Evet seninkini muhabbet ediyor. Evet, bugün bugün çok iyi gün gibi burası. Vallahi öyle oldu. Kısır uzatır mısın evet. bunu? Hiç ama tabii ki kısır yok mesela. Evet. Bir yaprak sarma yok. Kısırlama getirmiyoruz. Bir şey yok. Bir soruyla daha devam edeceğim. Art ama onun öncesinde yeni saate girdiğimizi düşünmek istediğim için. Tekrar 4 dakika daha var abi. Radyolarını yeni oyalan. Açanlar için ama tabii ki o tarz mı nedir? Hı-hı. Bu bir tavsiye programı arkadaşlar. Bendeniz Can Bonomo, sevgili Bengi Apak, İsmail Türksev ve Can Sungur'la birlikte o tarz mi at gmail.com adresine yolladığınız sorulara çözümler bulmaya çalışıyoruz. Geçen saatte iki soru çözdük. Hadi size biraz Twitter okuyayım da. Lütfen. Saatler yeni saati göstersin. Hadi bakalım. Hadi tamam. Twitter'da da hashtag'imiz Can Buse diyor ki senin olayın hashtag'ine yazmışlar bunları sağ olsunlar tamam. Kırmamışlar bizi hashtag'imizi kullanarak. Hı-hı. Kadına sahte raporla gidip ben kısırım desin. Bir çözüm. Yani bir şey. Okey. Bir tweet. Oliver Queen diyor ki kiralık tohum değildir o karanlık tohum veya tohum mafya olabilir. Tohum mafya. Tohum mafyası. Üf. Alo. Değil mi? Alo. Organik. Alo. Merhaba. Can Bey merhabalar. Mafya. Biz sertifikalı siz Karadeniz kimsin? Şivesi Yapanlar Birliği Başkanı olarak arıyorum. Ya sertifikanızı kimden aldınız ya? Karadeniz'den. Karadeniz'de sizsiniz zaten. Adana'da hayır. Sizsiniz. Abartmayın. Ama birazcık... Abartmayın lütfen. Her biraz sizin. Ciddiyet. Biraz da ciddiyet. Özür dilerim. Can Bey bakın. Özür dilerim. Ben siz bu programda... Siz bu bakınız. Bir dakika. Özür dilerim. Ben sizi dinledim. Tamam. Ay ne eğlence. Ceviz İğrenç kabuğu tartışma programı yani. Adamı. Ben sizi dinledim. Ben sizi dinledim. Bir dakika. Bakın siz böyle kafanıza göre şive yaptığınız zaman kültürel değerlerimiz erozyona uğruyor. Yerle bir olay. Her yıl binlerce Karadeniz şivesi yapan sanatçı toprakla beraber suya karışıyor. Lütfen kötü Karadeniz şivesi yapmayın. Gelin biz aynen. Burada size o şiveler azından... atmosferde birikip sera etkisi yapıyor. bir koçluk yapalım, bir yardımcı olun. Böyle hayır anlıyorum yapmak da istiyorsunuz. Pek çok gencimiz heves ediyor her sene Karadeniz şivesi yapmaya. Ama helak oluyorlar. Ama helak oluyorlar. Nice koç yiğitler. Burada deneye deneye öğrenebileceğimiz bir şey mi acaba? Deneye ya belli ki değil. Sen haftalardır yapıyorsun. Belli ki. Can Bey son olarak bir şey söyleyip kapatmak istiyorum. Çok vaktinizi almayacağım. Lütfen buyursun aşk olsun. Sertifikalı Karadeniz şivesi yapanlar yönetim kurulu başkanı olarak ben hı-hı. Dernek başkanı pardon. Bir beatbox yapabilir misiniz? Teşekkürler hoşçakalın. Peki asıl soru. Yiğit. Hangi şiveyle beatbox istiyorsunuz? Hı-hı. Yani hiçbir şive yapamıyorsunuz gönlünüze göre. Tamam ben normal beatbox yapıyorum. Tamam. Yapıyorum yani. İstiyorsan erken dön. Aa, çok kötü oldu ya. O neydi abi? Geçmiş. Ama var. Yakaladım bir şey. O tipini bir görsen. O suratını bir görsen. Pardon. Geçmiş olsun efendim? Ya. Duyunca hemen geldik. Ben bir şey söyleyeyim mi? Vahim kaza ne zaman oldu? Ben bir şey söyleyeyim mi? O tarz mı bugüne kadar benim için hep çok samimi bir program olmuştu. Bugüne kadar. Veda mı ediyorsun yine? Bugün, evet. Her program 3 kere veda ediyor. Çok teşekkür ederim. Hayır. Her pazartesi 2 dakika var mesela. Ben ne zaman sizi daha yakından tanıdım? Ne zaman eşlerinizle geldiniz? Ne zaman manitalarınızı daha yakından tanıdım? Ne zaman kocalarınızı, karılarınızı daha yakından tanıdım? İşte o gün. Benim için bu program bitti. Bengi özellikle senden bahsediyorum. Yani şu eşi ol eşek kocanın. Yani şu yankılayan. Yuhlayan o. İnanamıyorum her yerden geliyor. Baya ama o kapalı tribün gibi. Evet. Çok kötü FIFA'cı sesi var abi adamın. Evet inanılmaz. Bir de öyle bir yerden vuruyor ki böyle bana dört yerden geliyor yuh. Abi adam. Vuvuzela gibi yuhluyor çocuk. Tamam. Adam biliyor tribünü evet. Biliyor. Oldu. Bilen teşekkür ettik. Bilen de bilmeyen bile olmuyorum yani. Ne oldu? Bayern Münih çıktı. Evet çok kötüyüz. Yeni saate girdik. Tamam boş yapmayın. Benim aa boş dedin sen boş. Beşiktaş. Taraftarını karşına aldın şu an. Hayır. Aman sadece bu sezon beni mahvettikleri için kapanıyor. Çarşıda yakalarlar ha takarlar bıçağı. Tamam bu sezon mahvoldum zaten. Aa, Beşiktaş taraftarı dedin böyle bir şey mi? Ha?
Beşiktaş taraftarı dedim böyle bir şey mi? Ben Beşiktaş taraftarı demedim. Takarlar bıçağı dedim. Beşiktaş taraftarı dedik gibi dedim. Genel olarak. Genel olarak takarlar bıçağı. Sak etmişindir. Bir Star Wars evreninden bir erkek ismi rica ediyorum. Anakin. Darth Vader. Anakin diyor ki. Aynı şey. Kadın olsun. Sorumuz yok mu? Var. Ama Allah Allah. Evet geliyor. Bon abi. Özür dilerim. Soru bana gelmiş çocuklar. Biraz sessiz olun o zaman. Aa, o tarz ne geldi? Bon abi öncelikle şunu dile getirmek isterim ki aşkıma inan etmemde yardımcı olduğun için teşekkür. Ah bunu hatırlıyor musun çocuklar? Evet abi bu, ben, evet. Ben de Gökhan değil mi? Ben de Gökhan. Rapçi ismi onun. Ben de Gökhan. Ya anlat bir olay önce. Için, evet. Bilmeyenler için İsmail açıklasın. Aa nasıl bana kaldı? Tabii. Ha, ama ben yapmadım bunu. Hafta içinde bir ilanı aşk etmek isteyen arkadaşımıza yardımcı oldu Bono. Sen oldun değil mi? Evet sen ki ama bunu hiç yüreklendirmiyoruz insanları. Böyle mailler atmayın. Evet tabii asla ki. Yapmayın bir daha. Bir daha asla yardımcı olmayacağız evet. Ama Gökhan o kadar tatlı yazmıştı ki imla kurallarını hiçe sayarak ona yardım ettik. Kime olan aşkını söyleyebiliyor muyum? Çünkü kızın var, adı evet. Soyadı ya. Ama o zaten ifşa oldu defalarca. Oldu mu? Ya defalarca. Şu an, bu okey bir şey mi? Ya ben değiştiriyorum. Merna Bendir diyorum. Ne? Merna Bendir. Berna Kendir. Ben okudum maili sus. Tamam. Tamam. İsmini ona, söylemeyelim diye kastım. Evet ona yardımcı yani. Olmuştuk. İşte sonda da imzası vardı. Bende Gökhan diye D-M'ye bitişik yazmış. Evet evet. Bende Gökhan'ın sequel'ı geliyor. Evet Lil Wayne gibi bir şeydi Bende Gökhan bizim için. Biz hallettik Instagram'dan. Herhalde Merna'ya da ulaştı. Berna. Postumuz Merna. Ya İsmail rahat dur ya. Bon abi öncelikle şunu dile getirmek isterim ki aşkımı ilan etmemde yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Normalde bu tarz bir şekilde üslupla yazan bir insan değildim ama konu. Ama bu mailde de çok hata var. Evet, evet. Yani bir kere noktalama yok. Berna Mendir olunca saçmalıyorum. Ne yazacağımı bilemiyorum. İki kelimeyi bir araya getirip cümle kuramıyorum. Berna benim sevgime inanmıyordu. Onu ne kadar çok sevdiğimi, ne kadar değer verdiğimi şimdi artık gerçekten sorunumu dile getirmek istiyorum. Ben bu kadın için elimden geleni yaptım. Sevdim. Değer verdim. Kendimden fazla onu düşündüm. Ama ondan bir karşılık alamadım. Ama olsun. Ben de onu da... Çocuklar. Bir noktalama yok. Ama ben de Gökhan bu yani. Bir tane yok. Devam ediyorum. Onu da beni sevmesi için onu sevdim. Ki şimdi sizin paylaşmış olduğunuz postu görmüş. Bu sayede tekrar konuşmaya başladık. Benim için de imkansız bir şeydi. Orada yazdıklarımı görmek. Bu yüzden size tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Ben tekrar eskisi gibi sevip değer verip ilgili olmaya devam mı edeyim? Yoksa zor da olsa mesafeli soğuk davranıp onun beni sevmesini bekleyip birazcık zamanımı bırakayım. Ben de Gökhan. Şimdi Gökhan'ın haftasını yaptık. Evet. Bence. Bence de bundan sonra sal Gökhan artık. Uğraşma yani. Hayır peki Merna bu programı dinliyor herhalde. Merna. Tamam Berna abi. Berna bu programı dinliyor. Evet. Ve peki hala kobay gibi sanki Berna duyduklarını anlamıyor gibi bir davranabilir miyiz? Aa bence işte Berna'yı şöyle yap hani falan. Yani şöyle bir taktik uygula falan. Ben Berna'nın yerinde olsam Gökhan'ı artık çok severdim ve hep onu iyi gösterirdim. Ya bu kadar böyle dayatmanın zorlamanın bir şirinliği var. Var mı? Gibi hissediyorum. Yani... Çünkü bazı kültürlerde tacize giriyor. Ama yok lan bir şey bizi taciz ediyor adam ya. Kıza bir şey yapmıyor ki. Niye kızı da taciz ediyor? Kızı da ifşa ediyor bir yandan. Sen ne diyorsun? Eşli ol eşek. Ben burada... Bak bana ne yaptırdınız? Maymun oldum. Denebiliyor mu o? Eşli ol eşek. Maymun mu? Eşli ol eşek. Maymun denebiliyor. Maymun evrimsel olarak uygun mu maymun denebiliyor? Maymun denemiyor da eşli ol eşek. Ne oluyor? Eşli ol eşek denemiyor. Dinliyor maymun denemiyor. Maymun mu denemiyor? Ya Kemal Sunal filmlerinde bipliyorlardı ya eşşol eşeği. Hatırlıyor musunuz? Evet ama orada çünkü yani motivasyon önemli. Ben eşşol eşeği çok samimi ve şefkatli bir yerimden toner olarak. İnşallah babam da öyle düşünüyordur. Bana geçmiyor. Evet. Ben İsmail eşşol eşeği dediğim zaman babası hemen ertesi gün mesaj atıyor İsmail'e. Ne diyor şerefsiz bana indi lan. babam öyle mi konuşuyor? Benim? Hisli bir adam. Nasıl konuşay? Abi ne? Ay. Bu çocuk ne yapsın? Hadi tamam. Bitti her şeyi yaptı. Evet, o tasmaya çıkardık. Gökhan bize. Bak sen de her şeyi yaptın biz de her şeyi yaptık. Tamam. Gökhan, artık tarzını, olmuyorsa zorlama Gökhan. O tasmı Berna ve senin üzerinden dönemez artık. Evet. Bunu yapmıyorum. Devam edeceğim tamam. Buradan. Geç devam. Geç. Sonraki soru. Sapla. Kadın. Bir tane Star Wars. Sapla değil ayrıl. Ayrıl. Padme. Kadın. Padme diyor ki. Merhabalar ben Padme.
Sözlüm çok anneci. Evlenince annesiyle yaşamak istiyor. Ben de ayrı bir hayat kurmak istiyorum. Sözlüm çok anneci. Sözlüm çok anneci. Wow. Evlenince... Keşke bazı cümleleri duvara falan yazabilsek. Evet, ben kalıcı, dövme yaptıracağım. Kalıcı bunu. Olarak kalsa da olmaz. Sözlüm çok anneci. Evlenince annesiyle yaşamak istiyor. Ben de ayrı bir hayat kurmak istiyorum. Nasıl ayrı eve çıkmaya ikna edebilirim? Kaynanamı öldüreceğim. Kadın leş. Aa. Erkek arkadaşım çok düşkün. Onunla yaşamak istemiyorum. Yuh. Annesinin kötü biri olduğunu ona nasıl kanıtlarım? Help me! Yazmış en sonunda da. Help me. Okay. Yani annesi... İsmail, bir insanın annesinin kötü olduğunu, annesi kötü olduğunu bir senin insanın... Senin annen kötü. Bir insanın annesi kötü misin? Olduğunu nasıl ispatlarsın ona? Annesi kötü çok. Annesi kötü, kötü yedirmeye çalışıyorum artık. Evet. Tutmadı. Ben bu hafta tutacağına eminim. Bizim arkadaşın bir, annesi kötü. Bir insanın annesi kötü olduğunu ona nasıl empoze edersin? Edemez. Çünkü anne kutsaldır. Anne... Falan. Anne dediğin. Anne. Borç istesin annesinden. Efendim. Gelin. Tamam. Ay. Saçmalamayın. Tamam. Evet ama girdik bir yola artık. Anne dediğin ılık sütün. Falan filandır. He. Ilık mı? Anne dediğin. Anne dediğin. Süt neymiş? Aslında bütün içeceklerin hasıdır. O anneymiş bir arada çok. Anne dediğin. Oruç açıldı mı ya? Bugün var yarın yok. Anne dediğin. Bırakıyorum. Anne dedi sağ oldum gitti. Tamam. Tamam. Ben de bazı şeylere müsaade alabiliyorum. Anne ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Naçizane bir tamam. Şey. Ben gibi bir insanın bir arkadaşın var senin annesi kötü. Ve sen bunu Annesi kötü. Annesi kötü. Kötü. Annesi ama nasıl kötü. Kötü yani şimdi? Yok kötü. Yok. Annesi kötü ya. Kötü kötü. Annesi kötü. Kötü kendini. Biri. Annesi kötü. Annesi kötü. Sen bu arkadaşını nasıl ikna edersin ki? Annesi senin kötü. Senin annen kötü. Yani... annesini tuzağa falan mı düşüreceğiz? Annesini tuzağa düşüreceğiz. Ben kimsenin annesini tuzağa düşürmek istemiyorum ya. Annesini tuzağa düşüreceğiz. Kimsenin... Bana sana bir şey söyleyeyim mi? Kimsenin de annesini tuzağa düşürme. Vallahi kimsenin annesini tuzağa düşürmek istemem. Yani ilk çıkarsaman çok doğruydu. Arkandayım bu konuyla ilgili. Ama yine de hani sorunun ve radyo programımızın serayeti için annesi tekrar diyorum. Bengi'yi ilk 3 gün ben de destekledim. Annesi kötü bir arkadaşın. Evet. Annesi kötü bir arkadaşının annesinin kötü olduğunu nasıl... Burada bana yükleniyorsunuz. Bir... Beni hiç sevmediniz yok, zaten. Yok yavrum. Hayır. Hiç sahiplenmediniz. Hayır, bana yükleniyor dilerim, burada. Özür dilerim. Çünkü seni çok yapayalnız bıraktım. Evet. Şimdi sana yardımcı olacağım. Annesi kötü olan arkadaşın şu an hatta. Alo? Alo? Merhaba. Neydi adı? Ha? Adı neydi? Anakin Skywalker. Anakin. Anakin. Ne yaptın? Bengi abla. Aa. Benim annem kötü. Annen hayır, kötü. Hayır oğlum sen bilmiyorsun annen bilmiyorum. Kötü. Bengi seni ikna edecek annen kötü pardon. Olan. Anne kutsal. Sen anne dediğine ılık sütü falan. Öyle takılıyorsun. Hep alo. Ulaşan kızın adı ne? Alo Bengi abla. Alo. Ben Anakin. Selam. Ben Padme miyim Anakin miyim? Sen. Padme'yim galiba. Sen Padme'sin. Tamam Padme'sin. Ama ben Anakin pardon. Annem kötüyse Anakin'im şu an. Hayır Padme'sin. Hayır evet. Bravo Anakin'sin. Okay, tamam, okay. Damatsın yani. Ben Anakin. Beni 8 yaşımda annemden kopardılar. Başkente götürdüler. Jedi olacaksın dediler. Star Wars pilot. Nice yıl oldu annemi görmedim. Şimdi rüyalarımda bazı geceler annemi görüyorum. Kum insanları. Bir de burada bir kız beğendim. Onunla evlendim. Evleneceğiz inşallah. Sözlüyüz. Sözlüsünüz. Ama ben annemle yaşamak o istiyorum. O senin bıkkınlığını anladım ama sözlüsünüz. Bu arada ne kadar... Telefondaki arkadaş birazcık daha yardımcı olabilir misin Bengi? Senin annen kötü... Benim sen, annemi zannedersem... Sen bunu asla kabul edemezsin. Bilmiyor çünkü senin annen bilmiyor. O. Bilmiyorsun. Ben haber sen vereceğim. Sen de... Ya ben bir girizgah yapayım müsaadenle. Ben annemi Bengi'yi, seviyorum. Ben Bengi'yim ama sonra sen devralacaksın. O benim anam. Padme merhaba. Alo. Anakin ben. Anakin özür dilerim. Ay çok karıştı. O kadar zor ve uzun bir gün geçirdim ki inanamazsın. Anlatamazsan bankadaydım. Bütün gün özel. Benim annem kötü ben ne yapayım? Elimi sıkan şeyle bankadaki kişiyle. Neydi onun adı? Kişisel yardımcımlaydım. Tenasül Hanım. Birlikte de ben zor bir gün, uzun bir gün geçirdim ona karıştırıyorum. Ne yapıyorsun? Çok özledim seni. İyiyiz. Okuldayız işte. Derslere giriyoruz. Eşin çıkıyoruz. Ne yapıyor senin? Eşin evleneceksin. Eş değil de aynı sözlü. İnşallah seni evleneceğiz. Işın hadi kılıcı inşallah. Sorusunu ne yaptın ya? Işıl kılıcı sorusunu boş bıraktım. Işıl'la konuşuyorum. Işıl'la çok konuşuyoruz. Işıl kılıcı. Ya Işıl'ın keyfi yerinde ben onu çok kötü gördüm.
Bu ışın kılıcından ışın şakası yapıyor şu an değil mi? Yok lan ben ışın emin değilim ama inşallah yapmıyorum. 1982'deyiz değil mi şu an? Işıl anladım. Hayır, şu an etrafa senin içi şişti. Düzelt her şeyi. Alo Bono Bey. Şu an far far away bir yerdeyiz yani. Bana canım, yardım edecekler. Seni, bak benden duymuş olma ama senin annen... Işıl'a, Işıl deyip... Bono Bey, ben annem konusunda biraz hassasım isterseniz... Hassasım ha? Evet. Demek hassassın. Evet. Bono yıl. Anakin. Canım. Ya Anakin'i de... Anladın bak, nereden girdiğimi anladın mı? Ya bana Padme'ye çok dert yandı. Benden duymuş olma ama senin annen çok yükleniyor bu kıza. That's what he said. Herkes öldürür ışın kılıcıyla. Ne için? Sinirliyim ben, o benim anam. Tamam ama... Kimse tamam. Yokken ana o büyüttü olsa... beni. Tamam. Sardı, besledi. Ama... Bu arada Star Wars aynen böyle gelişiyor evet. Ya. Tabii aşağı yukarı. Herif inanılmaz zaten çok senaryoya bağlı şu anda. Ben yine. Şey üçüncü kişi kaldım. O benim anam be anam. O bir... Ha? Bütün bu imparatorluğu yıkarım bu anam için. Rana ya yaşa. Ya anan kim baban kim? Tamam. Oğlum senin... Çok iyi tweet. Benden duymuş olma ama senin anne kötü. Geri geri kamyon gelirmiş gibi niye ses çıkarıyorsunuz bana? Ay dur bir saniye konuşamıyorum sadece şu an Gülşin'i yanaştırayım. Ha. Evet. Tamam hadi alın ben. Bengi. Ne? Benim işimi kolaylaştıracaktın. Zor kısmı. Mahvettin her şeyi. Hayır dedim. Yani böyle bir doğaçlama yaptım. Ben ne yapayım? Tatooine'e gideyim mi o zaman? Tatooine'e git oğlum. Kum insanlarını hep öldürür mü? Nasıl kum yapayım? Kum insanlarına sen... git ama bunu da her zaman bil ki senin anne kötü. Annenin tatuğusunu yaptır koluna. Ay. 1971. Bono'ya çok yüklenildi. Ben biraz üstüme alayım dedim. Anladım. İyi ettim belki de. That's what she said. Belki de iyi dedim. Alo benim annemle ilgili daha konuşmayın bu radyoda hoş değil. Ben sizin annenizle ilgili burada konuşsam hoş mu? Tamam ama sen anne kötü diye biz sana yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben ne yapayım o zaman? Ha anne kötü. Yani tamam. Yapacak şey yok. Ama ben yıllarca ilişkin... burada cedailik okudum anamı özledim. Sevgilinle olan ilişkin devam etsin istiyorsan. Ayrı eve çıktın. Artık sevgine kanalize ol. Yani o... sen o sen annen. Tamam zaten her zaman annen. İyi de o da beni seviyorsa anamı da sevsin. Biz bir aileyiz artık. Tamam o sen ananı sevmekle yükümlü değil oğlum. O ama seni sevsin. Seviyor. Ama o çok iş. Olmaz. Ama benim annem çok iyi salça yapar. Tamam da galiba senin annen bir tek çok iyi salça yapıyor. Onun dışında gerçekten... Her şeyi kötü yapıyor. Gerçekten kötü bir, yani kötü bir anne. Ne görmüş kötülüğünü anlamın ya? Yemin ederim keşke açıklasa. Ben bu soruyu ilk okuyacak olsam geri ben bazen mail atmaya başladım. Görüyor musunuz onları? Birazcık açar mısınız? Evet, yapıyorum onları çünkü hoşuma gidiyor. Çok juicy şeyler orada geliyor. Ne kötülüğünü görmüş anamın? Ya bilmiyorum açıkçası. Ama sen ya, ne kötü? Anakin Bey ananızı da alıp gider misiniz? Buradan? Ben müşterimi burada korumak zorundayım ve senin annenin kötü olduğu... Ne, yani... ikna edemedin bana? Ama yani... Bu bana böyle gel, bu bende, bu bilgi var. Tamam ikna et. Sen anne kötü. Yani şöyle olmadım kötü, ikna. Herhalde nasıl hani ay yine bu mu gelmiş? Falan. Hani anım. Oğlum ne yani ejderhayı uyandırdınız şu an ya. Evet. Allah kahretsin. Tamam artık sal yapsın. Bunu yiyin. oğlum. oğlum. Ana. Bu bana ha. Anam. Anam. Garip anam. Kadın anam nerelerdesin yıllardır? Bağırma bu gerizekalı. Bana dizimi aç. Anam. Bana dizimi aç. Bana dizimi aç. Bu yine mi geldi? Anacığım işte gelinin inşallah sözlüm bu. Fatma. Ay, Fatma kokuyor. Dizimi aç. Bak gördün mü? Ya kötüyüm. Aslında iyi değilim. Hani hiç yolumda hiçbir tarafım yok. Yaşlısın sen. Fatma, ya. Fatma gelmiş. Fatma kokuyor. Bu ama yakınında bile değil Fatma. Yaşlı ve huysuzsun sen. Asıl yaşlı kokar ya. Evet. Ya anam sen bakıyor musun sen ne yani özür dilerim ama kokar. İşte, Fatma kokuyor. Yaşlı yaşlı. Ne yapayım korusantta bir korusantta bir bakım evine mi yerleştireyim ben seni? Oldum işte. Beyaz meleğe mi dönelim iyice burada? Oo, değil mi? Beyaz melek. Sen mutluluk fırsatında beyaz bir melek. Ha? Allah olmadı. Belamı versin lan o zaman. Öyle bir şey mi bu? Bakım evine mi yerleştireyim? Ne yapayım anamı? O zaman onu... beni bakım evine yerleştir. Onları dövüyorlar ya. O Padme şırpıntısıyla. Şırpıntı mı? Ha? Radyoda. Suya böyle şırpıntı şırpıntı. Radyoya çıkınca bir de şeylere girmiş. Anacım niye öyle diyorsun? Ben seni çok seviyorum. Senin anam varsın. Anam sen iste ya, ben senin için aç, bu galaksiyi yakarım dizimi be. Dizimi aç, dizimi aç. Bir yandan dizimi ya aç. Ya senin dizinle dizin. Biliyorum. Yemin ederim şey rolünü bu herif ya. Dizinle dizin. Hangi yani, dizi izliyorsun? Anadolu Reisi. Ha, önemli mi? Yok mu o da? Anadolu Reisi. Ne yapar? Anadolu Reisi. Var mı?
Karanlık Jedi. Zoraki Sith. Mafyanın cedisi. Ya sen bayağı buldun kendini ha. Zoraki Anadolu. Zoraki. Nuri Bilge çekmiş ama istemeden çekmiş. Ne sevdi be. Evet evet. Yani bayağı kırkından sonra oyuncular başka Özkan Uğur gibi oldu herif. Tamam devam edelim sizlere. Benge. Efendim. Abla yardımcı olabilir misin bu arkadaşa? Çünkü çok önemli bir dert bu. Senin bir kaynanan var mesela. Nasıl anlaşıyorsunuz? Bağırıyorsunuz. Çiçek gibi kadın. Sayılmaz. Evet, bayağı. Can Sungur. Bir saniye arkadaşlar. Yani Hadi'nin bu hemen retweet ediyorum. Herkes oradan baksın. Bono'yu ve bizi Millennium Falcon'a koymuş. Tam olduk şimdi. Yani Han Solo'yla gemi yapmışlar bizi. Ha, şimdi tam olduk. Yes! Işte. Allah global ol diyorsun yavaş yavaş açılıyoruz. Hadi bakalım. Çok iyi. Çok iyi. Ve çok hızlı. Tebrikler. Evet. Var mı? Ne var mı? Söylemek istediğin bir şey. Söyledim ya. Kaynana korkun var mı? Kaynana korkum hiç yok. Peki kaynanan ya şeyse? Ay, hayır değil. Ay bu. Bu geldi. Şey, kahve şırfıntı yapıyor. Ya bu aradır demindir aklımda şunu söylemek istiyorum. Evet. Scooby Doo'lar. Ayı yogiler ve anası kötüler abi. Oo, güzel. Gerçek kötüler ve anası kötüler. Anası kötüler. Evet. Tertemiz şaka abi. Şey i̇yi ben beğendim. Yani iyi zamanda iyi olur ama yeri Bengi, değildi. Bengi, kaynanasından muzdarip bir kızcağıza. Kaynanan var mı bak, Bengi? Biz yardımcı olamayız. Sen kadın olduğun için sen yardımcı olabilirsin. Ama eksik bilgi var orada. Kötü diyor. Ne kötülük yapmış? Ya bana benim, söyleyecek işte, ki ben de savunacağım onu. Ben sana cebimden kaynana uyduruyorum. Evet. Böyleyim yani. Ay. Sen ne biçim kaynana oldun? Ya sen... çok kötü. Ay dizlerim ağrıyor. Evet. İşte anladın mı? Hani anladım. Bu yani sıkıntı. Yani onu ben... Bu kaynana ya. Empati yapamam. Ben çok mutluyum. Ben evine geldi yani. Seni. Ha. İşte... Oy yine her tarafı. Belli ki beni sevmiyor yani, değil mi? Ot götürüyor. Falan gibi bir hani her şeye hani senin temizliğine de karıştı, ona da karıştı. Aman sen benim çocuğuma bakamazsın diye seni itti. Kötü yani, kötü bir kadın. Anne deme bana. Ilımlı değil yani. Anne deme bana. Muhtedil değil. Anne demezsin. Hayır, anne deme bana birebir konuşma. Ha, o, evet, çok evet. Fazla. Level, o. Bana anne demezsin. Ha, demez. Hayır yok. Çocuğuna diyor çocuğuna. Tabii. Çocuğuna kızı, diyor. Hayır. Kızı getirdiği için çocuğuna diyor bunu. Anne deme bana diye. Ha bravo. Ha. Tamam işte. Bununla başa çıkarabilir misin? Onu soruyorum. Ya zor. O da diyor ki zaten ayrı bir eve taşınalım biz diyor. Kadına ama, bir kastı yok. Ama Sungur da isteğini. İşte anneci yani. Bırakmak istemiyor. Ya işte o noktada benim bir şey istiyorum yani. Bir gün şöyle yapmıştı falan. Oradan yürüyeceğim. Nereden yürüyeyim? Senin annen kötü desem olur mu? Dedin sen demin oldu çıkan. Mu? Büyük kavga çıkan. Olmaz. Sen benim anneme vay kötü. Vay öyle. Benim olmaz. Kötü. Anneme. Vay anneme. Vay sen. İrem'in tweetini okumak zorundayım. Olay Anakin'den Anakin'ine döndü. İsmail Türküsev. Çiçek gibi bir jenerasyon yetiştiriyorsun Twitter'da. Gerçekten bunu alkışlıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Evet. Siz yuhalayan beyefendi. FIFA mı oynuyorsunuz orada köpek? Yuhala. Yuhala. Gerekirse yuhala. Ben seni ne yaparım? Kim bu be? Aa bu da zor adam. O adama bak da zor. O adama bak da zor. Onun derdi de değişikmiş. Yani nasıl yardımcı olalım? Nasıl ne diyelim? Bir şey diyelim bir cümlede hemen kotarsın. Evet yani açık bir şekilde... Ayrıl. Ayrıl mı diyorsun hemen? Yani ayrıl ben. Bir şey diyeceğim. Siz kabul eder miydiniz kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınızın annesiyle aynı evde yaşamayı? Ya bu evet başlı başına bir case bu yani bu. Ya bir de ya bir şey diyeceğim. Kafa bir adam olabilir. İnanılmaz başlı başına bir case dendi ya. İnanılmaz bu sorunun sorulması için uygun ya bir günde evet, değil miyiz? Herkesin eşi burada. Herkesin evet. Çok uygun. Şöyle ki politikliğe evet, bak. Politik giriyorum. Şöyle ki herkes kardeştir. Herkes müthiştir ve herkes sonuçta kendi özünde iyi birisidir. Onun yanısında Türkçem de baya şu an hani. Sen herkes çok iyi dedin. Sen yaşar mıydın mesela? Ha? Yaşar mıydın? Sevginin annesiyle ya, aynı. Ya yani tabii ki yaşanır. Fakat şöyle. Tabii ki.
Sarp gitsin. Çünkü Sarp'ı seviyorum. Çünkü bir kişilik yuhalıyor gibi zannediyor. Orada bana 100 kişi yuhalıyor gibi geliyor buraya kadar. Buranın akustiği de küçük. Abi, evet. Kendimi çok kötü hissediyorum. Vodafone Arena gibi yaptı ki. Burayı. Ama böyle bir kaynanayı kim ister ki? Yapıyorum, taklidini yapıyorum. Yapma. Sıkışınca hep bunu yapıyoruz. Sıkışınca taklide geldik hemen. Yani adam sana bir soru sana içtenlikle bir soru sordum. Dizimi aç. Dizimi aç benim bir kere yüzüme güldürmedin. Anne bir kere yüzüme güldürmedin dizimi aç. Bir kere yüzüme güldürmedin dizimi aç. Bu kim acaba ya? Bilmiyorum. Kötü biri. Bir şey, şey ya Süreyya Hanım falan bu baya. De değil ya. Bu cidden bir emotional bir vibe da var bunun. Hani bir kere yüzüme güldürmedin dizimi aç. Yani bunun da karşılığı onun için. Bunun bir batan mı var ya? Buradaki abi açsınlar dizisini. Aç yani. Ha aç hadi. Bilmiyor ki kanalı. Bir şey soracağım. Kadının dizisini açın. Anladın mı? Çözüm buluyorum. Abla annesi kötüyü anladın mı? Anladım. Daha anladım. Dijitürk'ün kumandasıyla normal televizyon kumandası ayırt edemeyip de dizimi aç diye bağıran. Anladın mı? Hakikaten senin yaptığın gibi biri ise evet, dizisini açın biri. Abi kadının. Ya dizisini açın. Az kadının büyük bir yere açın. Gidin. Önüne de bir elma, portakal bir şey koyun. Onu soya soya. Kesin meyvesini, açın dizisini. Evet. Bakın yaşayın hayatınızı ya. Olur. Eğlenir yani bir şey. Yaşlı insan ya yani bu kadar ona, da biraz anlayış gösterin ya. Şey, bir dakika o da, ona da okuyamayacak biliyorsunuz değil mi? Portakallar da zıkkım gibi. Sen beni ayrıla itiyorsun ama şu ya an. Ya inşallah senin gibi biri değildir yani. Ya, ya yine yaşlı kadın git portakalın iyisini al kadıncağıza şurada 5 yıllık ömür aynen, kalmış. Aynen git ekolojik pazara git ya cumartesileri. Onu bu kadar niye yaşlı yine bedavayı oldu? Almışlar yine bedavayı almışlar bunların hepsini. Dur bana bak bana bak benimle kal. Bono benimle kal. Aynen. Bir şey diyeceğim. Abi bir şey diyeceğim. Bu kadın niye bu kadar yaşlı? Bono sen belki karaktere ip şeyle gir yani. Seni geri çekebilelim abi. Beline ip bağlı karaktere girerken. Ne alakası var? Ne alakası var bu da gerizekalı? Bu kadar yaşlı biri olmayabilir bu. Oğlum buraya bir eskort olarak bağlanırım yaşlı dağıtırım seni. Bu yaşlı mı diyor sakın ha. Bu yaşlı mı duyuluyor? Anne versus eskort. Teyze, bu teyze sesi yapıyor. 100 yılın maçı değil mi? Anne versus eskort. 55-60 yaşında anne versus eskort karıştırma için. Alo. Efendim. Kötü. Çok korkuyorum. Teyze hanım nasılsınız? Çok korkuyorum. İyiyim yavrum. Sen Obi-Wan'ı mı aradın? Obi-Wan'ı değil de Anakin'i aradım. Oğlunuz orada mı? O şimdi... Bende boxer'ını unutmuş çünkü geçen gün. O şimdi çıktı. İnme indi anne. Bozuldu. O şimdi şimdi asker mi ne? O şimdi çıktı. Abi adete olsun sen. O şimdi çıktı evde portakal yoktu. Portakal almaya gitti kızım. O gelir 2 saat portakallar sonra. Portakallar bende gelsin alsın. Abi. Ha ben işte o eufemizmleri anlamıyorum kızım. hemen de aklın sınırlarına vardık hemen. Sungur tek attı arkadaşlar. Teşekkürler. 22-23 o tarz bas sonra devam edecek bir yere ayrılmayın. Bir derdin varsa içine atma. otarzmi@gmail.com'a mail at. Can Bonomo, İsmail Türküsev ve Can Sungur canlı yayında çözsün. Oh, mis gibi oldu. Aksın sunduğu O Tarz mı devam ediyor? Evet, o tok sesli karizmatik arkadaşımızın dediği gibi O Tarz mı şu an devam ediyor arkadaşlar. Bunu yatsıyabilir misiniz? Yok. Bunun ay saatlerimiz 22.30'u gösteriyor sevgili arkadaşlar. Ne çok seviyorsun tam saatleri ya. Ama hoşuma gidiyor sanki böyle her şeyi çok böyle dakik böyle Oscar'lar gibi yapıyormuşuz gibi hissettiriyor bana. Ne oldu? Köpek. Oscar'lar mı? He. Oscar'lar. Oscar muhabbeti yapalım bir sana. Bir altın kelebeğe gittin şeyin değişti. Erkek muhabbeti yapayım biraz. Hadi yap. Neyi yap ya? Ben burada sipariş üstüne mi yapıyorum ya bunları? Bu arada şu taklidi yapmayan tek benim evimde de Cik TV Zoom bir tek ben varım. Cik TV bir tek sende mi var? Evet. Sungur sende yok mu? Yok. Bende de var. Sende de var. Var. Var tabii. Siz it gibi maç izliyorsunuz. Her yerde Cik TV var. Her... Bir değil birkaç tane. Ha, oraya. Yani biraz oraya bakıyorum. Deli biraz gibi delikanlısın bakıyorum. Pardon abi. Vallahi billahi. Ha, Manitan seni hiç yuhalamaz ama. Kocan seni hiç yuhalamaz. Hep bizi yuhalar. Sen de yuhaladın. Sen içerledin mi? Dengi.
Ben biraz... Oha! Köpek. Boş geçti. Sana bengim değilsin dedi. Hanımlar beyler, o tarz mı devam ediyor? Saatler 22.30 dediğim üzere. İşte acık bir yarım saatimiz kaldı. otarzmi@gmail.com adresine yolladığınız sorulara cevaplar vermeye devam ediyoruz. Çok güzel sorular yollamışsınız. Hatta o kadar güzel ki yani biz çok keyif aldık. Umarım sizler dalmışsınızdır. 1,5 saatte 3 soru cevapladık. Evet. Normalde böyle olmuyor. Normalde böyle 6-7 gibi oluyor. Ay, çok iyiydi sorular. Evet, sorularınız çok güzel. Çok bravo. Bu da demek oluyor ki işte ya Alican gerçekten hoş biri ama Mehmet de iyi. Sizce biri kaslı ve biri kassızsa hangisi? Falan gibi sorular çok sormaktan siz çok... bıktığınız anda bu program canavar aslında. Bir sıkıntısı yok. Evet. Bir de bu soru, bahsettiğim soruyu ben hani özetini söyledim. Bu soru 1,5 sayfa şeklinde geliyor. Saplayarak ilerle. Saplayarak ilerleyelim. Hı hı. Bir erkek rica edeceğim Sarboş Üniversitesi'nden. Grand Moff Tarkin. Hayır. Çünkü... Evet evet. Ama... Niye? Nasıl? Olmasın? Çünkü pronans edemeyecekmişim. Grand Tarkin diyebilirsin kızım. Tarkin diyor. Benle beraber gel. Grand Moff Tarkin. İş arkadaşları Moff Tarkin Moff diyor ona. Moff onun şeyi hoca gibi. Moff. Grand Moff Tarkin. Grand Moff... Tarkin. Grand Moff şey mi demek? Grandmaster mi demek? Evet, evet. Grand Moff Tarkin. Hangi hangi dilde bu? Star Wars'ca. Uçman. Fox Major. Orada çok dili vardır onun. Güzgümce. Güzgülleri gibiyim. Hı hı. Of. Hakan Altunca. Abi çağrışım mizahı neyse. Ne var ya çağrışım mizahı? Ya devam et be. Tamam özür dilerim. Grand Moff Tolkien. Soruyor. Tarkin abi. Tarkin. Girls are Tolkien. Tamam tamam. Okey. Bak böyle oluyor çağrışımız ha. Tükendin mi? Tamam. This shoes are made for walking soruyor. Tamam. Okay. Come on. Are these boots? Dövüşmeyin. Tamam, çocuklar. Tamam. Hepinize merhaba. Adım... Tarkin. Grand Moff Tarkin. Tamam. Bu arada arkadaşlar kek misiniz? Niye adım şu diye yazıyorsunuz ilk başa hemen? Bana okuyor onları çünkü. Hayır ama o benim kekliğim abi. Çocukların bir suçu yok. Ama mailde yazıyor. Doğru gerçek yazıyor yani. Benim adım yok. Bu diyor herif, yalan söylemiyor ki. Niye yani? Hepinize merhaba. Adım Tarkin. 25 yaşındayım. 30 yaşlarındaymışım göz görüm. Hayatımı kabusa sokan olayın ilk kısmı şöyle. İngilizcem liseden kaynaklı çok iyidir. Staj döneminde yeni yapılan özel bir kolejin A yapısında bulunduğumdan orada işe başladım. Parası iyi. Yabancı diller üzerine eğitim veriliyor ve bundan dolayı yabancı hocalar geliyor. Hocaların bilgisayarları ile falan ilgileniyorum. ITG. İçlerinden birisinin sürekli PC'sini bozuyor. İçlerinden birisi sürekli PC'sini bozuyor saçma sapan hatalar yüzüne. Sonrasında beni çağırıyor. Adı Linda. Sapma. Aşağı yukarı. Linda bana kahve falan ısmarlıyor. Muhabbet ediyoruz. Felancılardan bu da. Evet. Bu cilveleşmeye kadar gitti ve ahbabı tenasül yaşadık. Ama ne yaşamak? Fifty Shades of Grey'in trailer'ı gibiydi. Trailer'da bir şey göstermiyor mu? Evet dolayısıyla. Her defasında yeni bir aksesuar çıktı. Korkmaya başladım. Abi dur biraz sen de yenilikleri açık ol. Ben alamam ben. Hep öyle mi? Anladım. Hoca, hoca kırmızı hoca. Korkmaya başladım. Ve bir şekilde kurtulmaya çalışırken kızının geleceğini söyledi. Ara verelim dedi. Ben de tabii ki de olur dedim ve koşarak uzaklaştım. Kızı gelecek. Okey. Özür dilerim. İkinci kısım. Diye böyle sayfa okay, çeviriyorum. Okey part 2. 8 yıl sonra. Vay vay. Bir akşam liseden arkadaşım Kenan aradı. Minder. Kenan'ı program. Sen mi uydurdun? Hayır yok Kenan aradı. Bu adam abi. Kenanobi. Kenanobi aradı. Minder programından yabancı biriyle buluşacağım. Onun da arkadaşı gelecekmiş. Senin de İngilizcen iyi. Takılırız beraber dedi. Değişiklik olur diye. Çok kötü plan. Evet. Evet. Gittim. Kıza vuruldum. Adı Faith. Ne? Faith. Kader. Ne? Kader. Kader mi? Kader. İnanç mı kader mi? Hadi bakalım. Kötü çeviriye kurban gidecek çocuk. Çok kötü gitti. İnanç mı kadar mı? İyi oku bakayım orayı. Faith. Faith değil mi kızın adı? Faith. İnanç değil abi kader. F-A-T-E. Hayır hayır. Faith. F-A-I-T-H. Faith. O ne oluyor? Kader. Aha, anladım. Destek. Çok iyi anlaştık. Hayır inanç ya. Salaka. Evet.
Faith kader abi. Bu faith. Unfaithful sadakatsizse. Faith sadakat. Faith nasıl? My bad. Bir şey diyeceğim abi. Ne diyeyim abi, bir şey söyleyeyim. Stüdyomuzda iki tane çevirmen var ya. Tamam ve highly educated ve yani. Ve deli gibi şu tamam, an tamam. Kınıyorlar seni. Okey. Bak oradalar vallahi umurlarında da değil. Adı Sümbül. Sümbül mü? Kıza vuralım adı Sümbül. İyi anlaştık ve sevgili olduk. Ha, bilmediğin yere girme. Bilmediğin yere girme. İyi şive yapmadan kurtardık. İngilizcen iyi değilse girmeyeceksin. Ya ne şey. Devam. Tamam. Korkunu anlıyorum. Bir aydır beraberiz, ailesinden falan hiç bahsetmiyor. Kültürel falan var. Evet evet, önemli. Kültürel farklılıklardan falan konuşurken bizimkilerle tanışmak istedi. El öptürmeye getirdim ben de. Babamdan ilk kez övgü almıştım. Aferin oğlum, sonunda ilk kez doğru bir karar verdin dedi. Anam duymuş, iki hafta konuşmadılar. Ben de iadeyi ziyaretten ben de sizinkilerle tanışayım dedim. Babası İngiltere'ymiş. İngiltere'ymiş babası. Babası direkt alo. İngiltere'ymiş. Bekle, haklısın ama bekle. Çok haklısın ama bekle. Excuse me, hello. Tamam, hello. It's hello. Unbelievable. Hello. Hello mate. Oh, Avustralya'ymış. Avustralya mı oldum? Babası İngiltere'ymiş, annemle tanışırsın dedi. Birkaç bir şey alıp evlerine dolu yola koyuldum. Ne diyorsun be? Ya pahalı bal, işte bilmiyorum. Dış kapı için zile kağıtta yazan ismi okudum, Linda. Tesadüftür dedim, özür dilerim, Sümbül. Dış no Linda. Linda. Linda değişmedi. İsmail. Tesadüf dedim, çıktım yukarı, kapı açıldı, vurdum, içeri gel diye ses duydum ve tanıdık bir sesti. Ve evet, bu bizim Linda'ydı. Bu arada Linda 16 yaşında evlenmiş, genç yaşında anne olmuş, şu an 37 yaşında, hem annesiyle hem kızıyla tenasül yaşıyor. İlk karşılaşmada şaşkınlık. Oğlum bunu siz mi yaptınız şu an? Evet. O yani o sitcomlarda yapılamıyor bu kadar iyisi. Onlar çünkü oldum. Biliyorsun ölü insanlar, bunlar canlı. Okay. Bilmiyorum. Alo. Buz gibi oldu. Bu arada Linda 16 yaşında evlenmiş ama ölü insanlar görüyorum. İlk karşılaşmada şaşkınlık bende akan terler bozultuya vermedi. Klasik telefon bahanesi uydurup kısa sürede çıktım evden. Anasına bak kızını al dememiş mi? Oh 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 oh. Ama hani hemen. Bu abi test sürüşü gibi yaptı. Ama insan hemen onu demez mi, düşünsene. İlk iş gününde neden bozuntuya vermediğini anladım. Yanıma geldi. Bundan sonra kölem olacaksın. Ne istersem yapacaksın. What? Yoksa seni işten attırırım dedi. Direkt ben şoktayım. Sümbül dedim. Kızımla takılabilirsin. Kontrolüm altında olursun dedi. Abiler. Yok, Sümbül anne. Abiler, anne Linda değil mi? No. Anne Linda abi. Anne Linda be abicim. Sana kırmızı kurdeleyi kim verdi acaba ya? Anyone. Abiler, sıkıntı burada. Bunun fantezileri beni ürpertiyor ve abi Faith'i Sümbül yapmıştım ben. No? Evet ama Linda'yı Linda olarak bıraktık. Aa, özür dilerim, tamam. Ve tamam, okey. Abiler, sıkıntı burada. Bunun fantezileri beni ürpertiyor ve Sümbül'e gönlüm kaydı. Onu da bırakmak istemiyorum. Bir yandan işimi kaybedemem, borçlarım çok. Ben bundan nasıl kurtulurum? İyi günler. Let it sapla. Oh, 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 oh. Bu arada yabancı başkın beni sapla. Ya bu arada Linda ve Sümbül ikisi yani buna yabancı, ülkemize gelmiş insanlar. Onlara yöresel bir lezzetimizi şey abi, analı kızlı biliyorsun Anadolu'da. Evet abi, yuvalama. Evet, yuvalama var, analı kızlı. Nohut da var içinde ama her şey öbür de var. Yoğurt da var. Yoğurt bol. Öbür kim? Sen şinitselle ilgili görüşlerini anlatsana, bugün çok güzeldi. Şinitsel mi? İsmail, analı kızla esprin kaçmadı abi. Tamam, merak abi. Etme. Güzel üç, bir espri. Üç kere daha yapacaktım çünkü. Hayır, ben onu aman onu. Rahatlatın çocuğu. Daha da ben böyle daha önceki yaptığı espriyi de pas attım ona. Anladım. Sen atıyorsun hep pasları. İsmail ya, yapmıyor kendini. Anayı çocuğuna batırıp daha da bir de onu. Ha o internet şakası o. Ha öyle mi? Benlik bir şey değil. Aa, çalıntı mı o? Tabii. Çalıntı köpeç. Demeyelim yani. Korsan şaka. Dile getirdim. Evet, sorun değil. Peki. Uyarlama. Bengi nasılsın? Efendim. Ne yapıyorsun? Senin olayın ne diyorsun? Gelen, ne yapsın çocuk? Saplasın mı? Double saplasın mı? Yoksa re saplasın mı? Çocuk ne yapsın? Ne yaptığını hatırlamaya çalışıyorum en son. Çocuk. Annesiyle çocuk, bu arada tenasül, çok özür dilerim. Kızıyla bu tenasül. Bu sorular çok uzun. Ve sevgili dinleyicilerimizden bir özet birazcık isteyebilir daha, evet, dinleyicilerimiz. Allah aşkına yani bunu biraz daha Allah aşkına. Hadi özetle abi. Yani. İsmail, var mı sende bu? Ne var mı bende? Bunun narratifi sende var mı şu an? Ya ben de var, anlatayım mı? Sinopsis istiyorum. Evet, ben de anlatayım, evet. Anlatayım. Sende mi? Var mı? Evet. Sungur, sende var mı? Sen ama şaka mı yapacaksın? Güvenemiyorum sana. Yaparım sana. Ne kötü yapma. Bir soru. Sen şive mi yapacaksın lan? Tamam. Ön ödemeli. Yani. Al işte. Tamam. Bir sinopsisi söyledin. Benden ne istiyorsun? Sinopsis. Bunun sinopsisi.
The Graduation filmini izlediniz mi? O sinopsis. Bravo abi, gerçekten hep sinopsisleri böyle oldu. Yazarlar zaten. Evet. Çok iyi oldu. Bitiretmen alalım o zaman. Ya şey, annesi... Ben hemen anlatıyorum. Hem anneye hem kızına, evladına kızına saplayan Tarkin'in olmuş. Hayatı çok ciddi şekilde karışmıştır. Buyurun. Buyurun. Doğru. Ama Mrs. Robinson'ın şakası daha... Şey, evet. En azından Olvi'ydi. Evet. Bizim de. Yani. Güzeldi. Graduation'ı da izlemeye yönelttik. Yani %1'i anladı. Evet evet. Belki seyircimiz. %1 de benim herhalde. Evet. Siz ne diyorsunuz Sungur Bey? Bu anlatabildim mi? Bu soruyu şu an çözebilmemiz için bunun kısa bir künyesini, bir sinopsisini... Künye yanlış. Tekrar ediyorum. Bir tekrar eder misin? Künye, yönetmeni falan. Yani falan hem anneye evet. hem kızına saplayan Tarkin'in hayatı annenin sadomaso bey eğilimleri yüzünden çok ciddi şekilde karışmıştır. Olaylar gelişir. 128 dakika. Türü? Helal olsun. Gerilim. Güzel. İzlenir. Saplayayım. İzlenir. Bir bakılır yani. İzlenir. Çekil Mars'tan edebilir. Gelen anne ve evladı. Çekil edebilir çocuklar bu. He? Çekil edebilir. Yani herkes bir 10 lira 10 lira. Çektiler bunu. Dustin Hoffman oynuyor. Az önce söyledim. Nerede oynuyor? İşte Graduation. Ha. Bu o kadar değil canım. Bu birazcık Graduation'da bu kadar yeni bir... Graduation değil. The Graduate'dır o da. Ha, The Graduate bu arada doğru. Ama ben... Mrs. Robinson. Ben sonuna burada, kadar izlemedim. Ama şey olmamıştı hiç. Orada böyle sürekli bir yeni bir aletler falan çıkmıyordu. Burada sürekli bir item... Tamam. Ha, evet. Item düşüyor. Item düşüyor. Linda her hafta yeni kutu açıyormuş. Evet. 50 Shades of the Grey. Hmm. DLC varmış oyunda. Habire her hafta yeni item çıkıyor. Ne yani bu durumda ne yapardın? Ya öyle bir şey söylemeyeceğim. Hemen yeni bir durum uyduruyorum çünkü radyo. Ya biz çok ne yapardık değil de arkadaşa tavsiye çok verin. Çok yenge. Benim arkadaşa diyeceğim vallahi go for it. Nasıl? Go for it what? Double go for it. Tabii. Şey Double Dragon. Evet. Çift başlı ejder. Go. Devam. Grup lideri olarak çıkmıştır. Ya bu bence telefonsuz falan çözülmeyecek. Neyse devam. Çünkü en garip bir şekilde ya bak siz oluyorum bilmiyorum ama. Telefonla kimi bağlayayım abi şu an? Kimi bağlasam çok kötü. Kalk. Onu oturtacağım da şeyden bahsedeceğim. Oturt. Konudan bir çıktım. Şu an bir rahatlayayım. Evet. Tamam mı? Şu, o tarz mı? Ne haber? Siz ne yaptınız? Her şeyi iyi. Bu hafta nasıl geçti? Teoman. Kutsi. Teoman. Evet. Tamam süper. Bazen böyle çok iyi bildiğin, çok iyi bildiğini zannettiğin bir takım hı hı. şeyleri anlatacak olurken çok hı hı. iyi bilmediğini anlıyorsun ya. Ve hiç ya, gelmez başıma. Çok üzülüyorum. De bu bana oluyor bak bu arada. Çok iyi bildiğimi zannediyorum. Sana sık oluyor ya bu. Ama evet, evet. Anlatırken sıkıntı yaşıyorsam demek ki bilmiyorum demek ki o kadar. Hı hı. Ve hep abi çizesim geliyor. Çizerek anlatasım geliyor. Çizerek? Ya, evet abi, çok üzücü bir şey bu. Çizerek anlatmak da. Senin karşı de, tarafı çok... Senin de sergin var ha. Storyboard gibisine mi? Ya, tam storyboard gibi de değil de. Hani mesela atıyorum ne oldu biliyor musun ya? Özel hayatına örnek veriyorum. Anlatıyorum babamı. babam. benim değişik biri. Yani tap edemezsin. Garip bir adam. Geçen gün ya benim babam böyle çok böyle yer çekimi atmosfer falan çok bilmiyor adam bunları. Bu ne demek? Ama iyi biri tamam yani... mı? Uçaktayız babamla. Yan yanayız. Ve hayatımda ilk defa babamla uçaktayım. Ya yani birkaç ay önce oluyor bu arada. Bu atladığın uçaklar... Öyle mi atlamaya başladın uçaklarda? Barış Süley böyle... Baba ben gidiyorum yani. Hayır. Efendim. Efendim diye. O değil. Hakikaten. Babam komik biri. Değişik. Okumamış tabii adam. Yazık. Yani... özür yani ne yapayım? Seviyor seni ya da abim. Tamam, kimsin süper. Neredesin? Seviyorsun. Bono seni sevmiyor belli ama biz seviyoruz. Yaşar abi. Kral biz seni seviyoruz. Ya babamın olayı şu. İşte 3-4 saatlik uçuşlarda böyle bir ara verilebilse keşke. Hani bir arada dursak. Susurluğa inse de bir tost desek. Bravo. Bravo. Onu... tamam. Ha inmeden. Ha inme. Jetler tost getirecek. Törsans tesisleri gibi. Babam da diyor ki bu uyduları diyor tutturmuyorlar mı yukarı? Evet. Tamam benim babamı zeki biri gibi düşünmeyin. Şirin biri gibi düşünün. Tutturmuyorlar mı diyor yukarı. Ya bunu şirinleseler ya diyor. Oradan yani. Diyor. Çok diyor uzun diyor. Şirin düşündüm çünkü. Zincirler sarkısak aşağı. He. Bir platformu dört tarafından zincirler kaldırsa atmosferin dışında olduğu için yukarıda yer çekimi de yok. Var. Yani ne kadar dışında? Babam anlatıyor. Okay. Gerizekalılaşma. Evet kıyamam ona. Tamam. Diyor ki hani sonuçta diyor hani yer çekimi yok orada diyor uydunun olduğu yerde. Hı hı. Uyduya bağlayacak olsak diyor o yani dünyayı da taşır zaten. Hani oraya diyor bir yer yaparsın uçak da oraya iner.
Ben de hani bunu ilk anlattığı zaman çok şirin geldi ha, abi. Bayağı uçak oraya yanaşacak. Yolcularımız evet, evet, şu an işte böyle bir gök istasyonuna iniyoruz. Molamız 30 dakika olup çaylarımız evet, falan gibi bir yer. Uçakla iniyoruz işte çıkıyoruz falan filan tarzı. Okay. Ve abi indiğimiz yerde zincirlerle bir uyduya bağlı olan. Baban zincire çok güveniyor. Senden çok güveniyor. Çok güveniyor böyle. Çok güveniyor. Tamam mı? İşte ben de ya bu çok komik. Gelmesine ya, rağmen bana... İyi bir zincir her şeyi taşır gibi. Bunu babama böyle bir cümlede açıklayamadım. Dedim ki hani baba hani ne yer çekim öyle bir şey, ne kütle, ne işte falan diyemediğim için anlatamadım kendimi. Çünkü sen de kendimi. Bilmediğini fark ettin. Bu sefer hayır, hayır. Ben anlatacak kadar iyi bilmediğimi ha. Fark edince tamam. Bu sefer çizdim. Ama şemam çok iyiydi. Sonra sana gösterdim. Şemam mı? Şemam çok iyi. Şemam, wow. Sen yuhala gerektiği zamanlarda ve sorusuz. Sonra çizdim ben baba dedim ki baba dedim işte stratosfer işte toposfer işte bunları falan anlattım onları bilmiyordu. Onları yaptım ettim falan filan. Ne oldu ben şu an bir kırılma yaşıyorum ve herkes telefonuna bakıyorsa Allah kahretmiyor. Tamam bitti. Dinliyoruz abi ne oldu? Tamam, yok, uyudum. Tamam benim babam cahil ben de gerizekalı. Ebra abi devam. Siz bunu istiyorsunuz. Ya sen hemen anladın. Tamam. Tamam anlat ya dinliyoruz. Ya hakikaten dinliyorum. Bu. Ya bir şeyleri yazarak anlatma ihtiyacı hissettiğim zamanlar oluyor. Anladım. Ya o durum oluyor işte. Bir şeyleri böyle aşırı... eğiliyorsun. Sen sırpıntı. Moderatörü eğlemek mi artık? Ya o oluyor ya. Bana da oldu. Bana da oldum işte geçen. Benim burada içim... Ben burada içim ya var. Bir şeyleri çok mesela iyi bildiğini zannediyorsun ama... Burada bir aile ortamı. Burada piknik gibi takılıyoruz. Dur anlatıyorum. Sen ben de... burada ağlarım gerekirse... Sonra, siz bana gelirsiniz ki yapma. Sonra senden daha iyi bilen biri geliyor. Hiçbir şey anlamadığını fark ediyorsun. Geçen Sarp'a oldu mesela. FIFA oynadık. Ne oldu sen Sarp? Arkandan yani. Vurdum seni şu an. Ya bu arada öyle değil de. He? Ya öyle olmadı tabii bu arada. Ne oldu? İsmail çok iyi oynadı. Tamam, sen konuk değilsin. Sessiz ol. Ben halkın sesiydim. Halkın sesi ol. Halkın sesi olmaya devam et. Bu salak senin işte şöhretin altına sığınmaya çalıştığında evet, evet. Onu gölge, hor gör. Gölgesinde bir dahi verme. Serinliğim dedim gölgesinde. Hadi bırak gitme. İsmail Türküse. Gölge. Çöp oldun ortaya çıktı. Can Sungur. Canım. Bir kadın var. Kadın ne diyeyim? Bir kadın var. Bir kadın var 45 yaşında. Ne yapacaksın? İşte 45 değil 37. Mutlu bir insan olmadın. 37 özür dilerim. Aman da size rakamlara. Kim yaptı onu? Ben. Ha tamam kız sesiydi çünkü. Alışık değil mi kız sesine? Yani ne demek istedim? Benim sesim kız sesi değil mi? Evet değil de. Doğruları mı? Ne yapayım? Doğruları mı söyledin? Abisinin gülü. Boş ver gitsin. Bir kadın var 37 yaşında. Sana yürüyor ediyor falan ama evli mutlu değilsin. Sen başka bir insansın. Başka bir Can Sungur'sun. Hatta Adana'sın bir şeysin. Alo. 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 Sen İngiltere değil miydin? Sen devam et evet. Alo merhabalar. Merhabalar buyurun. Bu bir telefon numaranızdan şey kart vizitinizi unutmuşsunuz. Kim? Bir şal bırakmışsınız burada. Bu bıraktığınız şal aşağı yukarı 37-45 yaşında birinin şalı gibi gözüküyor. Ama aynı zamanda... 18-22 yaş arası birinin şalı da olabilir. Siz kimle geldiniz buraya? 18-22 yaş arası biriyle mi geldiniz? Yoksa 37-44 yaş arası biriyle mi geldiniz? Restoranı arıyorum ben. Komiyim. Alo merhabalar. Ben ikisiyle de geldik. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu bu? Birini bir koluma, diğerini öbür koluma taktım ve geldim. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bir kere önce kendine bakacaksın. Tamam. Açık düşüneceksin. Açık çok özür dilerim. Siz kaç yaşındasınız? Kaç yazıyor? 25. Bugün herkes 25 yaşında. Tamam. Aha. Tamam. Grand Moff Tarkin ben. Death Star'ın yöneticisiyim. Buyurun. Süper. Bu kadar yani bu kadınları yönetebiliyorsunuz. Ay düşünsenize Allah korusun. Bir de ya bunlar ya anne kız olsa? Olsun. Daha bir de düşün ki. Öyleler zaten. Tamam. Tamam. Ya artık kaç yılındayız sen hala bunlara mı takılıyorsun komi? Ay tab- bir ara gel bana hayat yaşatayım ben sana. Ama burada da klasizm yok mu anlamadım ben. Bu da sıkıntılı. Ne sıkıntılı? Nasıl? Komi dedin lan bana. Komi değil restorandan arıyorum komiyim ben dedin. Sen muhasebecine muhasebeci diye mi sesleniyorsun? Adını söylemedin senin adın ne? He? Kaç yaşındasın sen?
personal. Sen kaç yaşındasın? Bilmiyorum. Seninle konuşmak istedim. Hangi restorandan aradın sen? Komikim. Alo, bak bakayım. Sen komik değilsin, komik hiç değilsin. Komik. O kim araya? Pis biri girdi ya. Ben şaka yaptım çık. Valla dinlemedim de sizi. Öyle şaka yaptım çıktım. Ne şaka yaptın? Hiç. Sen neye şaka diyorsun? Şş, komi bak buraya. Evet. Şaban günüdür bu. Son muhabbet bu. Evet. Hadi bakalım bir yere varırsa. Sen benim ilişkimi yargılayacak adam mısın be? Asla. Sen kimsin be? Artık çok geç anlarla. Özür dileyenlere. Ya hadi bir çözüm. Saatler 22.52 gösteriyor hanımlar çözüm, beyler. Ondan çocuğa çözüm. Çözüm. Sonra kısa sorularınıza devam edecek. Bu da demek oluyor ki et o tarz mı Twitter hesabına kısa kısa bir cümlelik sorularınızı yazarsanız eğer hepsine az sonra cevap vereceğiz. Çözüm. Hiçbir yere özüme yazmayı. O tarz mı devam ediyor yok mu? O tarz mı devam ediyor ha, abi? Ne bileyim lan illaki like ediyor. Alo, yayında mıyız? Ha yayındayız illaki. Ya ben şey, o tarzı mı devam ediyor falan tarzı o girmedi. Girdi mi? Beğenmiyorsun girince de. Hayır. Bir kere girmedi sen de demedin. Tamam be. Evet sevgili arkadaşlar 22.56 saatler o tarz mı sonlarına yaklaştı artık. Bendeniz Can Bonomo, Bengi Apak, İsmail Türküse ve Can Sungur'la o tarz mı @gmail.com adresine yolladığınız sorulara ve sorunlara cevaplar vermeye çalıştık. Şakalar, şiveler falan kötü kendimizi komikler hızlıca yaptık. Bugün İsmail'le şey aklımıza geldi. Hı. Bu kısa soruları da. Geçen hafta da yapmıştık zaten. Yapmıştık evet. Mıydı onu? Sapla ayrıl yapış köşemizde yine kapatıyoruz. Tam 4 tane sorum var. Programımızın bitmesine 3 dakika kalmış geldi. Work at travel düşünüyorum gitmeli miyim? Sapla. Ayrıl. Yapış. Bir kızdan hoşlanıyorum ama kızın birçok yeteneği var. Piyano, keman çalmak, şarkı söylemek vs. Ben ise tam bir odunum, ne yapmalıyım? Sapla ayrıl. Saplayamaz. Kız yetenekli bu değil. Nasıl yapsın? Piyano öğren. Saplasın işte. Piyano öğren. Hızlıca yap ben. Çok sapla olmadı. Geliştir kendini ya. Kendi geliştir. Piyano öğren. Piyano öğren. Ukulele. 4 telli. Çabuk öğrenirsin. Okey. Ukulele öğren. Friendzone'a yakalandım ama çok seviyorum. Urna, Adana'ya gitmişliğim var. Ne yapsam? Ayrıl. Çok kötü yere düşmüşsün sen. Polonya'da psikoloji okumaya gitmeli miyim? Yoksa oturup şu anki üniversiteme devam mı etmeliyim? Polonya'ya git. Oku. Polonya'ya git. Polonya'ya gör. Lütfen. Her şey güzel olsun. Kızlara sapla. Uluslararası saplı. Kötü konuk ya, çık dışarı. Kötü konuk almışsın stüdyoya, fena. Kim bu ya? Şimdi sevgili arkadaşlar. Ben de okuyayım size biraz. Eski sevgilimle barışmak istiyor, döneyim mi? Dönme. Ayrıl dedik. Okey. Birlikte. Beni boşluğa attılar, ne yapayım? Saplı. Dol. Çık. Dol. Sapla. 6 ay sonra sınavım var, çalışayım mı? Hayır. Bekle. Sapla. 5 ay bekle. Daha çok var. Son ayda çalış. Bir ay çalış. Ne sınav? Sınav var, ağırlığı düşük ama kolay, salayım mı, ne yapayım? Sal. Şimdi sal. Ayrıl. Sal. Ne ayrıl kadar? İki kredi mi? Ya başlarım size, ayrıl sapla yapar mısınız? İki kredi sal. İsmail. Sosa mı, Taliska mı? İsmail. Taliska. Net Taliska. 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 Sosa. Taliska geldi abi. Taliska. Yapma ya. Evet. Allah. Sosa. Okay, tamam. Bir kulumu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Seve. Ne çalışırsan seve. Albüm yap. Zorla. Zorla. Yüklen. Bilmiyorum. Ben sevim. Ama böyle sınıfımda eritilebilen peynir bir kız eritsin var. Gereksiz samimiyet yapıyor. Ters diyemiyorum. Ne yapayım? Sapla. Artık. Evet. Allah aşkına. Evet. Yani. Devam. Erit. Ne? Geç. Bilmiyorum. Daha, geçiniz. Evet. Devam. Bengi'nin kocası kötü çıktı. doğru. Ayrıl. Sapla. 15 senedir biliyorduk. 15 senedir biliyorduk. Devam. Dedikoducu insanlar sürekli bana denk geliyor. Ne yapmalıyım? Ayrıl. Ayrıl. Ona saklayamaz. Uzaklaş. Okey. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Program bitti galiba. Ben bu arada devam ederim. Yok, program bitmedi. Bitmedi. Oğlum bitti, 9 saniye kaldı. Hanımlar beyler, o tarz bir dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Gittikçe artan kocaman bir kitlemiz. Düşünün ki adalardan, modalardan. Tamam, geliyorum. Arkadaşlar
O tarz mıya jingle yazabilirsiniz. Programımızı sizin otarzmi@gmail.com açabiliriz ve sizin yazdığınız müzikle kapatabiliriz. Sevgili Alp Özhan bizim için bir jingle yazmış. Alp Özhan'la kapatıyoruz programımızı. otarzmi@gmail.com adresine jingle başlığıyla jingle'larınızı yollayabilir ya da dümdüz sorularınızı yollayabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay. Sunduğu O Tarz mı bitti? O Tarz mı her pazartesi 21'de sorularınız otarzmi@gmail.com'da.